Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Trend Yol Süper Lig'e uzun bir aranın ardından geri dönüş yapmıştık ki hafta içi mesaisinde bugünkü maçlarla tamamlayacağız. Fenerbahçe yoğun gündemine dün saha içiyle de ilgili bir gündem yakaladı ve Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Uzun zamandır Fenerbahçe'de olağan genel kurul konuşuluyordu, Süper Kupa konuşuluyordu. Gerçi yine konuşuyor, biz de programda konuşacağız ama uzun bir aradan sonra da tabii maçları konuşma fırsatı yakalayacağız. Bunu söyleyebiliriz herhalde. Ozan Zeybek ve Serdar Sarıdağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Yani dediğim gibi uzun süredir ligi hasret kalmıştık. O yüzden sürekli transfer haberleri, açıklamalar, işte genel kurul, Süper Kupa, sağ dışı gidiyorduk. Biraz sağ içine dönme fırsatı bulduk ama tabii sağ dışına da haliyle her yıl olduğu gibi bu yılda fazlasıyla dönüyoruz. Zaten konular geldikçe de döneriz. Şimdi bir bakalım haftanın programına değerli izleyenler, Süper Lig'de hangi sonuçlar alınmış bu hafta? Ekrana yansısın. Sonrasında da Fenerbahçe Adana Demirspor'un maç sonu açıklamalarına gideceğiz. İstanbulspor Çaykur Rizespor'a 4-0'la kaybetti sahasında. Galatasaray Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'a sahasında 3-0 mağlup oldu. Antalya Spor'la Ankara Gücü 1-1 berabere kaldı. MS Yapı Sivas Spor, Vavakars Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Trabzonspor deplasmanında Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa Mondium Kayserispor deplasmanında 2-0'la kazanırken Fenerbahçe'de Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 ile geçti. Hafta bugün Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendik Spor ve Rams Başakşehir Beşiktaş maçlarıyla kapanacak. Bu maçlar saat 20.30'da oynanacak. Şimdi biz dün Fenerbahçe Adana Demirspor maçının ardına sizleri götürelim. İki teknik adamın açıklamalarına gidelim ki sonrasında hem maçı hem de konuşacağımız tabii çok fazla konu olacak. Onları konuşacağız. Fenerbahçe 4-2 kazandı ve Galatasaray takibe devam ediyor. Ozan Zeybek'le başlayalım. Ozan abi şimdi yani maçı konuşuruz, içeriğini de konuşuruz ama hani çok kestirmeden soracağım sana. Fenerbahçe'yi saha içine dönmüş gördün mü? Fenerbahçe'yi oyunculara, oynanan oyuna, ilk başlangıç 10-15 dakikayı zaten izlediğimizde o tempoyu, ateşi, harareti gördük. Motive olmuş bir takım vardı. Malına sahip çıkması gereken oyuncular görevini iyi yaptı. Başkanın da dile getirdiği gibi işte Dzeko, Tadic bu Mert işleri Hakan yapmak dedi. Zorundasın. Mert Hakan sahada değil diye söylemiyorum. Ben dün müthiş bir Dzeko izledim. Akıllı bir Tadic izledim. Yani o gol attı diye Tadic'i övecek değilim. Haftalardan bu yana beğenmediğim bir Tadic var. Çünkü ismi kadar sahaya yansıyan etkisi yok, fonksiyonu yok. Ama ismi çok büyük. En çok forma satan oyuncu bu sezon Fenerbahçe adına. Ama Tadic dün tabii kariyer golü attı diyebiliriz. Müthiş bir gol attı. Ama ligdeki bazı ama oyuncular kale boş olsa bile antrenmanda o golü atamayabilir. Bak, her oyuncu atamayabilir. Hepimiz bunu özel konuşuyoruz. Bir müthiş bir gol. Tabii. Ama benim beğendiğim goller mesela Trabzonspor maçındaki goller daha güzel benim için. Müthiş gol attı Trabzonspor maçında. İki tane Trabzonspor'un kaydettiği gol var. Onlar da müthiş gollerdi. Güzel gollerle bir hafta geçirdik. Tabii sahanın içine biz pek dönemiyoruz şu anda. Konsantre olamıyoruz. Oyuncuları konsantre olmuş buldum dün. Saha içinde Fenerbahçeli oyuncular yani oyun oynama hırsıyla, kazanma hırsıyla çıkmışlar. Ve bunu da yansıttılar. Laf olsun diye değil. Hani milletin gözünü boyamak için yapmadılar bunu. Gerçekten bir icraat uygulandı yani dün sahada. Oynadığı oyunda gördük. Dönem dönem. Yani dakika dakika bazı periyotlarda oyundan kopan bir Fenerbahçe vardı. Rakibi iştahlandıran bir Fenerbahçe oldu. Oyuna ortak eden bir Fenerbahçe oldu. Bir ara Adana Demirspor işi çevirebilecek duruma gelmişti doğru, yani. Doğru. Rakip sahada oynamasına rağmen belli periyotlarda Adana Demirspor'un baskılı oyunu vardı. Baktığımızda ama Fenerbahçe'nin iştahı çok iyiydi. Bunun altını çizerek söylüyorum. Neden? Hani çok iyi bir sistemi vardı. Oyun müdahalesi çok iyiydi. Oyunu değiştirecek hamleler yaptı. Teknik adam kenardan böyle müdahale yaptı. Müthişti. Bunları söylemiyorum. İştahın getirdiği ve o arzunun doğurduğu bir kazanç vardı. Yani dün kazanılan maçın en büyük sebeplerinden biri bu. Ama bana desen ki ben hep bilmiyorum senin programında denk geldi mi? Son 1-2 sezondur hep Galatasaray taraftarını överim. Dün Fenerbahçe taraftarı maçı kazandıran en büyük etkendi. Konuştuk daha önce bunları. Konuştuk. Hayır, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Evet konuştuk. Bak, Fenerbahçe'de o atmosferin olmadığını. Yapamıyor diyordum. Evet. Dün bunu yaptı. Bunun için neye bağlıyorum? Bu kongre için toplanan taraftarın oraya gitmesi bir heves. O kongreye gidenlerine örnek veriyorum. 25 bin kişi kongreye gittiyse dün en az 3-4 bin kişi stattaydı yine. Tabii. Kongreye gittiklerinde bulamadıklarını bu kez sahada
oyun anlamında bulmak istediler, takımını desteklediler. Dün profesyonel bir taraftar kitlesi vardı Fenerbahçe adına. Takımına çok büyük katkı sağladı ve kazanmanın en büyük etkisinden, yani oyuncuya, oynanan oyuna, her şeye bağlayabiliriz. Hepsine bir yüzde verebilirim ama en büyük parçayı taraftara veriyorum dünkü oyunda. Yani Fenerbahçe'nin beni maç öncesi kadroya baktığımda Fred'in olmayışı, İsmail Yüksek'in olmayışı, Mert Hakan'ın olmayışı biraz tedirginliğe itmişti. Şimdi bana sorsan ilk sırada Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunmaması gereken oyuncu kim desen? Bulunmaması gereken oyuncu kim desen? Zayt derim. Şimdi ben böyle tam buhranlı bir dönemden, kaotik bir ortamdan çıkarken, kritik bir maça çıkarken orta sahamı teslim ettiğim adamlardan biri Zayt olunca ben biraz tedirgin oldum. Benim içimde bir hafif de olsa bir tereddüt vardı. Acaba dedim bu orta saha, Kuruluş bugüne kadar hiçbir şey varlık gösterememişti. Kuruluş'tan böyle bir performans beklemiyorum. Yandı Fenerbahçe taraftarı dedim. Hem Zayt hem Kuruluş bugün orta saha sıkıntılı oldu. Çok büyük diye. Sıkıntı. Adana Demirspor'da zekice oynayıp orta saha hakimiyetini eline geçirip de bir şeyler yaparsa Fenerbahçe'yi zor dakikalar bekliyor dedim. Bunları anlatırken tabii maç öncesi yorumlarda da şunları da söylüyoruz. Hatırlayalım, sezon başında bir Antalyaspor, Nuri Şahin'in Antalyaspor'u vardı. Fenerbahçe'yi ilk dakikalardan itibaren kendi sahasına hapsetti. İlk çözüm üreten takımlardan. Bravo. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin PIN kodunu değil, hatta PUK kodunu bulan teknik adam diyorum Nuri Şahin için. Hani PIN'i izlersin, PIN kodunu bulursun. Birisi yazarken de bakabilirsin yani nasıl yazıyor diye. Görebilirsin ama Nuri Şahin PUK kodunu bulmuştu Fenerbahçe'nin. Ben dün Adana Demirspor'un da aynı o taktikle başlayacağını düşündüm ama açık futbolla ve onlar da böyle. Zaten 3. dakikada bu maçın gollü geçeceği hemen kendini gösterdi. İki takımın oyuncuların sergilediği tavırlarla 3. dakikada dedim bu maçta minimum 3-4 tane gol olur. Bunları da izledik. Ama Fenerbahçe'nin kafasında tabii mutlaka hem oyuncuların hem taraftarının, yönetiminin üzerinde büyük var. Kafalar dolu. Konsantre olabilmek kolay bir şey değil. Bu konsantrasyonu dün gördük, bunu ne kadar sürdürebilecek, bu önemli. Ne kadar gider? Bunlar hani bazen canım, cicim, vatan, millet, Sakarya psikolojisiyle bir yerlere götürebilirsin. Hararet yaratabilirsin ama o ateşin hararetinin ne kadar yüksek, ne kadar zaman kalabileceği önemli. Biz şimdi Fenerbahçe sanki üvey evlatmış gibi Türkiye Kupası'na katılma, yani Süper Kupa'yı şimdi hiçe sayıyor demeyeyim de, yani başka şeylerin bedelini Türkiye Kupası'ndan çıkartıyormuş gibi yapmak istediği refleks bir hareket oluşturmak istedi Fenerbahçe. Kendinin uğradığı haksızlığa karşı bir şeyler yapmak istedi. Bunu tavır da göstermek istedi. Bunu da Türkiye Kupası'nda bir reaksiyon göstererek ispat etmek istiyor. Geleceğiz şimdi o tavrını. Zaten Erol Bilecik'in açıklamalarına. O tavrını şimdi Türkiye Kupası'nda üvey evlat muamelesi yaparak Türkiye Kupası'nda göstermek istiyor. Şimdi bugün herhalde bir paylaşım yapmış Fenerbahçe resmi sitesi. Olympiakos maçına hazırlıklar başladı diye. Yani biz diyor Urfa'ya sadece yarım elma gönül alma iş yerine gelsin diye. İş yerine gelmesi, prosedürler gerçekleşsin diye oraya gideceğiz yani diye. Bir tazmin olmasın diye. Olmasın diye, evet. Bir de şimdi yönetimin kalacak mı, gidecek mi, ne yapacak? Başkan daha önceki açıklamalarda artık bu sezon sonunda bırakacağını söylüyordu. Kendi ağzından çıkan laflar bunlar. Şimdiki baktığımız icraatlarda veya konuşmalarda, özellikle kongrede uzun vadeli kararlar almak istiyor. Ben Ali Koç'un başkanlığı bırakacağını düşünmüyorum. Konuşmalar yani, öyleydi biraz. Eskiden bırakacağını kendisi söylüyordu. Evet. Yakın tarihte. Eskiden dediğimde bundan bir yıl önce, 10 yıl önce bir ay önce. Birkaç kere falan söyledi hatta. 2-3 kere tekrar etti yani. Tabii. Ama ben Ali Koç'un bırakacağını düşünmüyorum. Böyle devam edecek. Şu var. Eğer devam edecek olursa. Şampiyon olmasa da. Olmasa da. Ben, olsa benim da olmasa da. Şu kongreye kadar şuydu Serdar. Şampiyon olursa Ali Koç kalır. Kesin kalır diyordum. Onu bir kaymağını şampiyon yemeden olursa, gitmez. Ben de kalırım. Kalsın zaten derdim. Diyordum yani. Kalsın. Hani aile de bir şey diyorsa, evet. Sevgili ailem, bak şampiyon oldum, şunun bir keyfini yaşayayım, bunun bir tadını çıkarayım, kalayım der. Zaten demesi gerek öyle bir şey kalmadan varsa. Büyük baskı gelir. Baskı da gelir. Şampiyon olmazsa kalmaz diye düşünüyordum ama bugünkü yani kongrede izlediğim tavırlardan ve söylemlerden sonra ben Ali Koç'un devam edeceğini düşünüyorum. Ne değiştirdi onun fikrini? Şimdi bence bazı şeyler vardır. Hani gidiyorum diye sevinmeyin, gitmiyorum kalıyorum mu şimdi demek istedi. İşi ona bağlayacak. İşi ona bağlayacak. Ben bu insanlarla mücadele etmeden, şimdi ortada sanal bir savaştığı şey var. Yani değirmenlere karşı
Don Kişot gibi gözüküyor ama. Davranıyormuş gibi. Hayır, ben de Türkiye'de Türk futbolunda bazı sıkıntıların olduğunu hepimiz farkındayız. Bunu inkar edersek zaten saçmalık. Birbirimizi kandırmış oluruz. Elbette. Bunu karşımızdaki bir insana söylediğimizde ya hiçbir sıkıntı yok. Şunu o kadar saf değil insanlar zaten. Ama hangi, kime sorarsan birisinin başı ağrıyor, birisinin bacağı ağrıyor. Hangi kulüple nereyle konuşursan bir tane memnun olan yok bu olaydan. Bu olaylardan veya bu zincirler üst üste geldiği için bir de şu var. Bu Türk futbolunun sahipleri yani böyle kulüpler, etkili kulüpler vardır. Türk futbolunun onlar üzerinden konuşulur. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı yani büyük camialar, Trabzonspor, Beşiktaş. Bunları ben 10 camiaya, 20 camiaya çıkartabilirim. Bunlar alt liglerde de olabilir. Bu takımlar ve bu kulüpler, bu camialar eskiden söz sahibiyken şimdi sözlerini federasyona dahi geçiremiyorlar. Bir oylama yapsak, sokağa çıksak, halka sorsan 100 kişiye sor, bir kişi federasyondan memnunum kalsın demez. Kulüp başkanlarına sor. Bir kişi şu anda eskiden bir ara Galatasaray destekliyor gibi davranıyordu. Şu anda Galatasaray bile istifasını istiyorum diyor. Bir kişi kabul etmez federasyonun kalmasından veya memnunum demez. Ama federasyon mevcut federasyon hala devam ettiği için bu matematiğe tersmiş gibi geliyor. Bu kadar istenilmeyen bir yerde federasyonun devam etmesi de büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ben federasyonda uzun vadeli olacağını zannetmiyorum. Yani böyle... Şampiyonaya gideceğiz ya biz. Ben bu federasyonla gideceğimizi tahmin etmiyorum. Hani bu bilgi değil, bir öngörü. O yönde çok tahminler var. Var. Ben yani yakın tarihte belki de Nisan ayı içinde federasyonda bir değişiklik olur diye tahmin ediyorum. Bayramdan sonra. İşte bizim şeyimiz vardır Türk insanında. Pazardan sonra, yani pazartesi diyete başlarsın. Yılbaşı bir gelsin dersin, onu yapayım. Böyle bizim periyodik takvimlerimiz var. Nisan ayı bayramdan sonrasında içeriyor yani. Evet. Sevgililer gününden sonra bakacağım dersin. Ya bir 8 Mart'ı geçirelim. Böyle bizim klasik 20 tane sana. Hele şu yaz bir bitsin. Şey, yaz bir doğru yaz, koca bir gelsin. Yaz bir bitsin. Ondan sonra yapacağım deriz. Şimdi bu da seçimden sonraydı. Şimdi bayramdan sonra bakalım, ondan sonra 19 Mayıs'tan sonra deriz. Ya da turnuvadan sonra dersin. Ya yani. Da Süper Kupa'dan sonra mı bilmiyoruz. Bakacağız yani. Ama bunlar tahmin yani. Onu söyleyelim tamamen. Ozan'la da bayağı da denk gelmiyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Şimdi program iyi oldu denk gelmemiz. Yoksa bizim de onunla buluşmamız bayramdan sonraya kalacaktı. Ama biz onu bayramdan sonra diye seninle sözleşmiştik. Biraz evet. Önce yukarıda kanalda otururken bizim konuk koordinatörümüz İsmail, kimle beraberim bugün yayında dedim, İsmail'e sordum. Serdar Sarıdağ var, Serdar abi var. Dedim hiç sevmedim bir adamı çağırmışsın İsmail dedim ya. Keşke beni onunla, ama İsmail'in suratını görmeliydin o anda Ömer. Bir üzüldü. Hiçbir şey söyleyemiyor. Ya ama dedim İsmail üzülme dedim. Serdar ne, benim. Ha? Ne yapsın çocuk Ozan abi? İsmail de naif bir çocuk. Tabii. Dedim tabii, Serdar tabii. Benim samimi arkadaşım dedim ya. Suratı değişti. Şok oldu. Böyle bir şey beklemiyordu tabii. Biraz daha devam ettirip ya ben çıkmam falan. Hayır bilseydim gelmezdim. Eyvallah. O zaman iyi ki Aspor var, sizleri buluşturmuş yani, öyle evet, söyleyelim. Serdar abi sana da şöyle sorayım. Ya böyle çok olağanüstü gündemlerden sonra kulüplerde kalan haftalarda ya çok iyi bir yükseliş olur ya da bayağı bir düşüş olur. Yani çok fazla stabil durumu görmeyiz Fenerbahçe aslında. Fenerbahçe şampiyon olursa birinci nedeni bu kongre. Ha, şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe, sen ben anladım senin de demek istediğini. Ya onu da konuşacaktık ama Fenerbahçe'de dünkü maç gibi mi sezonun geri kalanının ilerlemesini bekliyorsunuz? Her maç öyle olmaz tabii. Bir de şöyle bir şey var. Ben mesela hem Fenerbahçe maçındaki oyun ve gol sayısı hem de Trabzonspor maçındaki gol sayısı beni yanılttı. Çünkü milli aralar sonrası, hele bir de üstüne seçim süreci girmiş. Nereden baksan 3 haftadır lig oynanmıyor. Oynamadı, evet. Her ne kadar dinlenmiş gözüksen de üst üste maç oynama çok daha iyiydi takımlar için. O nedenle ben yani böyle çok gollü maçlar beklemiyordum, yanıldım. Netice itibariyle bence bu oyun, ki Fenerbahçe'nin iç sahası en sıkıntılı olduğu dönemlerden biri iç saha dönemi. Doğru. Bu sezonda yaşıyor neredeyse. Galatasaray'la berabere kalmış da ikili averajdaki şansını sıkıntıya sokmuş bir takımdan bahsediyoruz. O nedenle böylesine bir skor, oyun, iyiye gidiş bundan sonra devam eder mi? Bence eder gibi geliyor. Çünkü Ali Koç'un biraz eleştiri oldu. Hani ligden çekilmeyeceksen niye toplandı diye. Ben de dedim ki birincisi herkese bunu gösterdi. Yani orada ben hayatımda ilk kez böylesine olağanüstü bir durumda 22 bin, 23 bini yuvarlayabiliriz, 23 bin kongre üyesinin geldiğini gördüm. Ama beğenmedi kongre üyeleri, taraftarlar da. Yani o günden memnun ayrılmadılar. Şimdi bak, yani. Stratejik bakış açısından bakarsan bence Ali Koç amacına ulaştı. Bence. Ben buraya doldururum. Bu kongre sayısı, bir de taraftar sayısı var. Ya bu gücünü gösterdi. Fenerbahçe kulübü gücünü gösterdi.
Ha adam diyor ki ya biz geldik geri çekilmediniz. Niye geldik o zaman? Bence boşa gelmediler. Tabii ki herkes çok radikal bir karar bekliyorlardı. Belki Fenerbahçe kulübü onu cebinde tutuyor. 2-3 ay sonra bunu o kartı gene masaya koyabilir. Bence 3 ay sonra diyorsa Ozan'ın dediği gibi Ali Koç devam edecek mi? Ali Koç devam etmeyecekse tabii yeni yönetimi bağlayacak kararlar almayacaklar. Belli bir son kullanım tarihi vardır belki de. Ama netice itibariyle bu takıma olumlu yansıdı. Bu bir. İki, Trabzon'daki olaylarda, oradaki yaşananlar da olumlu yansır bu tür takımlara, bu tür yarışta olan takımlara. Hırslandırır seni. Bak bize bak, herkes bize karşı, mesela bunu Trabzon'u kastetmiyorum, Türk futbolunun içerisindeki yapıdan bahsediyorum. Herkes bize karşı mücadele ediyor. Belki o videoyu Acun Ilıcan'ın hazırladığı video değil mi? Belki evet. Onu futbolcular defalarca seyrettirdiler. Yani şu an Dzeko, Tadic o yılları yaşamış gibidir emin ol. O Çağlayan adliyeleri olsun, yargılamalar olsun. Zaten çocuklukları da çok sakin geçmedi. Yani. Geçmedi zaten de. Ama Fenerbahçe'yi bütünleştiler artık. Tabii. Dolayısıyla bu iş şampiyonluk getirirse bu ve Trabzon maçının çok ciddi derecede katkısı vardır diyebilirim. Şimdi sen olumlu görenlerdensin, düşünenlerdensin. Benim için bir istisnansın. Seni müzeye kaldırmak lazım. Ya abi da böyle herkes bağırıyor, çağırıyor. Bak ama şu var. Bir yani öyle bir kargaşa, angar, böyle inanılmaz bir ambiyans oluşturuldu. Her şey ateşe verilmiş gibi. Yani futbolda devrim olacağını düşünerek herkes oraya gitti. Şimdi ben kongreden bir gün önce arkadaşlarımla beraber oturuyorum. Birkaç tane arkadaşım İzmir'den buraya gelecekler. İşte sabah 9'da mı çıkalım, 12'de mi çıkalım, nasıl yapalım, iftar nerede yaparım? Bu planları yapıyorlar. Bayram çocukları gibi bunu mı giyeyim, formayla mı gideyim, şu kazağımı mı giyeyim diye düşünüyorlar. Çünkü burada tarihi bir olaya şahitlik edeceklerini düşünerek doğru, geldiler. Doğru. Ama şimdi kongre bittikten sonra nasıl geçti diye aradığımda, ben izledim de nabız yok diyeyim diye bir telefon açtığımda baktım. Büyük aşkla gelen insanlar, nefret demeyeyim de hayal kırıklığıyla döndüler. Nefret kelimesini kullanmak istemiyorum burada, saygısızlık olmasın ya. Büyük bir hayal kırıklığıyla döndüler. Şimdi kongrenin o ilk 15-20 dakikasını ben izlediğimde ya dedim tarihi bir iş yapacak herhalde Ali Koç. O açılan pankartlar, onu karşılamaları, taraftarların, başkanların karşılamaları müthişti. Başkanın duygusal gözleri doldu. Suratı kızardı. O mahcubiyet gibi ama onurlanmadan bu hani. Korkmadan, ürkmeden, üzülmeden değil. Onurundan onurlandı. İnanılmaz onurlandı. O taraftan onu o duruma soktu. O psikolojik duruma soktu. Ama son dakikalarına baktığımızda kafası karışık bir başkan. Ne yapacağını bilmiyor. Anlatabilir miyim? İnsanlar gelip orada bir şeylere etki gösterebileceklerini düşündü. El kaldırarak veya düğmeye basarak. Benim de bunda bir şeyim olacak dedi. Bir de şu var. Birçok insan sürü psikolojisine kapılarak geliyor böyle yerlere. Yani bu olay 15 gün önce çıktı. Mesela ayın ikisinde buluşacağız dedi. Evet, kongre evet. Yapacağız. O günlerde Trabzon maçından sonra çıkan bu olaylarda herkes dedi ki hararetle. Çeksin kardeşim, çeksin. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği ne biliyor musun? İletişim eksikliği var bu yönetimin. Bunu bak altını çizerek söylüyorum. Yani burada stratejik hamleler yapamıyor, stratejik işler yapamıyor. Şimdi bunu o günlerdeki psikolojiyle gelen taraftarların birçoğu, hani 15 gün önce sorduğumda oy kullanacak adamı çeksin kardeşim, ben yetkiyi veriyorum diyordu. 11 gün sonra sorduğumda kararsızım diyordu. 3 gün kala yok abi çekip de ne yapacak, biz ne yapacağız ondan sonra diyordu. Elimdeki benim elmasımı ben demir mi yapayım diye düşünmeye başladı taraftarlar. Şimdi başkan bu söylemlerle çıktı ama ondan sonrasını getiremedi diye düşünüyorum. Tabii kendi bildikleri bir şeyler vardır. Biz buradan anlatmak, konuşmak bazen yani bekara hanım boşamak kolaydır derler ya. İşin içinde neler var? Ne pazarlıklar, ne görüşmeler, ne istedi? Şimdi Fenerbahçeli ne istedi, neyi alamadı? Şimdi bir gün seni Igor'la tanıştırmıştım, büyükelçi. Evet. Igor Makedonya büyükelçisi bir arkadaşım var. Bir anımı anlatayım da buradan oraya bağlayacağım sonra Ali Koç'un kurmaylarına da bağlayacağım. Igor'un buradan tayini çıkıyor. Büyükelçi Makedonya'da, Türkiye Büyükelçisi. Bir tane de yeni konsolos gelmiş, başkonsolos İstanbul'a. Hep beraber bir yemeğe gittik. Igor'a veda, diğer konsolosa hoş geldin yemeği. Burada yemekte konuşurken biz hepimiz İngilizce konuşuyoruz. O Makedonca konsolosa bir şeyler söyledi. Herkes gittikten sonra sordum. Igor ne dedin dedim adama. Adamın suratı değişti çünkü yeni başkonsolosun. Sen Türkiye'ye ilk defa geldin. Bu insanlarla ilk defa oturuyorsun. İlk önce
satmaya çalışma. İlk önce almaya çalıştım dedim. Adam kendisini anlatıyor. Anlatabildim mi? İlk önce almaya çalış, satmaya çalışma. Güzel. Şimdi baktığımda Fenerbahçe bu pazarlıkları iyi yapabilen bir yönetim imajı sergilemiyor bende. Doğru. Diplomasiyi iyi bilmiyor. Yani şimdi burada diyeceksin ki ya kardeşim bu adamların hepsi okumuş, bilinçli iş adamları. Senden daha iyi şunları bilebilir, senden daha iyi bunları yapabilir konuşan. Şey onların hepsi ayrı bir şey. Tamam. Bulunduğun yerde, bulunduğun koltukta, oturduğun, temsil ettiğin camiada böyle şeyler Türkiye'de 100 kişiden birine nasip olmuyor. Tabii, yaşadığı tabii. Sürece 80 yıllık bir hayat düşün, doğru mu? Evet. 100 kişiden birine nasip olmuyor. Kaç tane Fenerbahçe başkan olmuş? Böyle bir makama gelebilmek, böyle bir camiayı temsil edebilmek, gönül vererek geliyorsun. Şimdi bazen kendi kendime diyorum, insafsızlık mı ediyorum diyorum Serdar. Neden? Ya bu adam diyorum 300-500 milyon dolar vermiş. Hani bu kadar para veriyor, bir de gelmiş Ozan Zeybek denen bir şahıs burada eleştiriyor diyorsun. Ama bu oyunun kuralı bu. Ben olmazsam futbol olmayacak. O olmazsa futbol olmayacak. Yani biz hepimiz hepsi birer birbirinin ögesi. Olmak zorunda bunlar. Olmadıktan sonra olmuyor. Nasıl senin vücudunda iyi bakteriler de var, kötü bakteriler de var. Onun gibi bir şey. Ya tabii da hayatta iyi insanlar da var, kötü insanlar tabii, da var. Yani. Hep böyledir. Şimdi hep böyle vicdansız davranmak istemem asla. Hep kendimi empati yaparım. Ya ben onun yerinde olsam, orada çalışan olsam, başkan olsam, yardımcısı olsam, yönetimden birisi olsam. Yani buradan rajon kesmek, ahkam kesmek kolay diyebilirsin. Bu adamları eleştirirken de şey var. Ama çıplak gözle baktığında bu ceketi çıkar at, burada oturmadığını düşün. Bunları daha böyle steril bir ortamda düşündüğünde bakıyorum. Yani hiç kimseyi tatmin etmeyen boş söylemler var. Hani dumanı görürsün de elinle tutamazsın ya. Hepimiz görürüz doğru mu? Elimizde tutamıyoruz. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin yaptığı işler de bana öyleymiş gibi geliyor. Ben bir Fenerbahçe'ye gönül veren biri olarak üzülüyorum. Neden? Biz güçlenmeye gitmişken, yani evdeki pirinçten de olduk kardeşim. Şimdi Sayın Başkan evdeki deseydi ki bulgurdan da olduk. Süper Kupa ve Türkiye Kupası ile ilgili oylama yapacağız deseydi o kadar kalabalık ya da o coşku olur muydu? Ya şimdi neyle ilgili oylama süper olsaydı? Süper Kupa ile ilgili. Yani, ligden çekilme değil de Süper Kupa ve biz Türkiye Kupası ile ilgili oylama yapacağız deseydi o kalabalık ve o coşku olur muydu? Olmazdı, kesinlikle olmazdı. Olmaz bence. Kesinlikle olmaz. Çünkü açıklamada ligden çekilme de dahili dahil vardı. Ekledi. Şunu söylemek istiyorum. O biraz kitleleri çekti stada. Doğru. Ben izlerken hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm diyeyim ya, üzüldüm. Çünkü biz hani burada bir yapı var. Bu yapının içinde görünen veya görünmeyen gölge de olsan bir figürsün. Anlatabildim Fenerbahçe konuşulduğunda. Ben kendim için söyleyeyim burada. Yani Fenerbahçe ile özleşmiş birisiymiş gibi düşün beni. Yani birçok insan benimle Fenerbahçe'yi konuşuyor. Bana kalkıp da siyaseti sormuyor, ekonomiyi sormuyor. Gördüğünde dolar, euro ne olur demiyor bana insanlar. Güzel bir şey bence spor konusu. Fenerbahçe'yi soruyorlar. Şu arama ben o kongreye gitmiş olsaydım çıkışta derdim ki Serdar beni arardı. Nasıl geçti kongre derdi. Serdar derdim. Hani Anadolu'da bir laf var. Ne kestin koç, ne yedin hiç. Yani bu kadar gaza getirilip bunu silelim. Bak bunu siliyorum, elimle siliyorum. Gaza getirme demiyorum. Öbür türlü silemiyoruz zaten. Evet. Heveslendirip diye. Gaza getirmek biraz galyana getirmek gibi evet, olur. O anlamda kullanmadım bunu. Heveslendirip, herkesi heveslendirip oraya getirebilmek büyük bir marifetti. Oraya gelen 25 bin kişi diyorum ben. Hani 22, bunu pazarlı olmaz. 3'ün 5'i arama şimdi Serdar sen. Biraz önce dedin 22 bin küsürdü, 23 bin. 3'ü 5'i aramayalım burada. Bunun pazarlığını yapmayalım. Olmaz. 25 bin kişi diyelim. 25 bin kişinin iddia ediyorum 15 bin kişisi İstanbul dışından geldi. Tabii ya başkan da söyledi. Asya'dan gelen var ülke dedi. Ülke dışından gelenleri biliyoruz. Kuzey Amerika'dan gelen var dedi. İstanbul dışı diyorum sana. Yani 15 bin kişisi İstanbul dışından geldi ama bir hevesle geldiler. Sonuçta baktığımızda hiçbir şey alamadan gittiler. Ya ben biraz şöyle tanımlıyorum Ozan abi. Sen çok örnek verdin ya örnekler aklıma geliyor. Sen bizim tanımla bir, ben bir şeyle... Tarih hocası şöyle diyordu ya çocuklar tarihte bazı savaşlara Allah 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 diye gidip dedi. Allah Allah diye geri gelmişiz dedi. Biraz ona döndü iş. Yani daha böyle hışımla daha sert kararlar almaya yönelik derken insanlar dönüş yolunda biraz kafası karışmış geldi bana. Kesinlikle öyleydi. Şu vardı yani başkan yeniden doğan bir başkan vardı. Şimdi... Altın çocukmuş gibi gelen Aziz Yıldırım'dan sonra yaş olarak küçük olduğu için öyle diyorum. Altın çocukmuş gibi gelen bir Ali Koç seçimde böyle inanılmaz bir Türkiye'yi sarsarak geldi. Beklentiler gerçekleşmedi. Oluşmadı.
Bu sebepleri bunu yüzlerce herkes kendine göre sayabilir. Bence ilk bana desen ki tek hakkım var. Niçin Ali Koç başarısız gibi görünüyor desen. Tek hakkım varsa teknik adam tercihleri yanlıştı derim. Tek hakkım bu. Tek. Hani 100 tane sayarım sana ama ilk tercihim, tek hakkım varsa, ilk ve tekse bunu söylerim. Şimdi onun kendine göre de bahaneleri veya sebepleri var. Bahane demeyelim, sebepleri var. Ama başarısız olan, başarısız gibi görünen bir başkan var. Ben şimdi bu kongre, bu top, insanları buraya toplayabilme. Yani ben Fenerbahçe hem kendi içinde hem Türk futbolunda bir devrime gidiyor diye düşündüm. Bu kelimeler yanlış anlaşılmasın. Yani bunlar yeni bir düzene geçmek anlamında. Evet, evet, doğru. Yani tertemiz olmak anlamında. Şimdi ne yazıyoruz Fenerbahçe'nin dün stadında çimlerin üzerine? Adalet istiyoruz. Adil her şey adaletle başlıyor. Rekabet. Sana şöyle adalet demişken de aklıma bir şey geldi, onu anlatayım. Köroğlu'yla Körün oğlu hikayesini bilir misin sen? Köroğlu belli ki hikayesini bilir misin? Ayrı. Bolu Bey'ine kafa tutan bir Köroğlu vardır. Evet. Babasının gözlerini dağlamışlardır. O da adalet için Bolu Bey'ine kafa tutup bütün o gücü karşısına alıp da savaşan birisidir. Buna özenen birisi çıkar bir gün. Bu adam köyden köye, evden eve ismi duyulmuştur. Köroğlu diye bir destan oluşmuştur artık. Buna özenen başka bir kişi çıkar. Ben de onun gibi meşhur olmak istiyorum. Ben de onun gibi popüler olmak istiyorum der. O da gider kendi babasının gözünü kör yapar. Ondan sonra işte nam salmak ister. Ve kalkar dervişler de der ki biri körlü oğlu, biri kör oğlu. Anlatabildim mi bunu? Bayağı bir fark var. Arada çok büyük bir fark var. Aynen öyle. Yani buradaki icraatları yaparken bırakacağın izinler, izler. Ondan sonra ben bu kadar konuştum ya, başkan niye bunu yapmadı, onu yapmadı demiyorum. Bakın burada yanlış anlaşılmayayım. Ben kesinlikle ligden çekilmeye falan karşıyım. Kesinlikle. Bana şunu söylemeleri lazım. Beni ikna etmesi lazım. Ben ilk önce diplomasi adamıyım. Fenerbahçe'nin yapamadıklarını söylüyorum. Daha sonra pazarlık adamıyım. Bak ilk önce bir diplomatik sana yaklaşırım. Seninle bir işim varsa. Çözüm noktası. Yani seninle bir işim varsa derken aramda seninle çözmem gereken bir şey varsa Serdar. İlk önce seninle derim ki Serdar, yarın akşam ya da bayramdan sonra, sen hep ertelemeyi seviyorsun randevuları. Bayramdan sonra buluşalım derim. Abi seni bulamıyoruz, o yüzden erteleniyor randevuları. Saat 5'te. Mini bir salva geldi böyle. Seninle buluşalım derim. Kimse olmasın, konuşalım derim. Serdar şu işi çözmemiz lazım. Baktım Serdar'a ilk önce bir diplomatik açıdan yaklaştım, bir şey çıkartamıyorsam. Bir sonraki seansta pazarlık aşamasına gelirim. Sana şunu yaparım, bunu isterim, bunu yaparım, bunu beklerim, bunları konuşurum. Hiçbir şey yapamıyorsam ondan sonra sataşmaya başlarım. Fenerbahçe bu yolları denemeden direkt taş atmaya başladı. Anlatabildim mi ne demek istedim? Fenerbahçe haksız değil. Haklıyken haksız duruma düşüyor. Benim isyanım bu yüzden. Zaten en büyük sıkıntı yani, da bu. Nasıl kendini nasıl ifade edeceğin önemli. Kullanacağın bir kelime, virgülü bile bir yere yanlış koyduğun anda karşı tarafta o etkiyi oluşturamıyorsun veya yanlış anlaşılıyor. İfade demişken Ozan abi, Erol Bilecik'in açıklamaları vardı maç sonunda. Onlara da bir gidelim. Çünkü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına Erol Bilecik U19 takımıyla çıkacaklarını, maçın 90 dakika sürmeyeceğini ve Türkiye Kupası'na da 2 yıl katılmama kararı aldıklarını söyledi. Bir izleyelim, sonrasında bu konuların hepsini tartışacağız. Erol Bilecik'in açıklamalarını konuşmaya başlayalım. Şimdi Serdar abi, Galatasaray maçına U19'a gideceğiz diyor Sayın Bilecik. Ama maç 90 dakika sürmeyecek diyor. Bu noktada önümüzde iki senaryo var. Fenerbahçe oraya 9-10 kişilik bir kafileyle gidip maça 9 kişi çıkıp 3 oyuncuya atılacak ya da sakatlık sebebiyle oyunu bırakacak. 6 kişi kaldığında da hakem maçı tamamlayacak ve şampiyon Galatasaray olacak. Dediğim gibi ya kırmızı kart ya da sakatlık, yeterli sayıda kulübede oyuncu olmadığından dolayı da maç bu şekilde tamamlanmış olacak. Yani benim maç 90 dakika sürmeyecek noktasında anladığım bu. Varsa farklı yorumlarınızı tabii ki konuşalım. Ama onun dışında şimdi burada Sayın Bilecik, en masum olan yer Ziraat Türkiye Kupası aslında. Hani sen böyle söylüyorsun, Ziraat Türkiye Kupası günah ne diye. Şimdi ligde kıyasladığımızda Ziraat Türkiye Kupası daha az tartışılan bir yer. Ya oraya da kavga geliriz abi. Ligde. Üzüldüğüm bir nokta var benim, onu söyleyeyim. Kavga asıl kavga ligde. Yani ligde. Ligdeki kavga yüzünden olan Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya oluyor. Üzüldüğüm, Süper Kupa Ziraat Türkiye Kupası'nı ilgilendirdiği için söylüyorum. Üzüldüğüm nokta şu, 19 yaşında, U19 demek tabii sadece 19 değil yani, 18-17 yaşında gencecik kardeşlerimiz gidecekler oraya, camiasını temsil edecek. Şimdi Sayın Bilecik önemli bir fırsat diyor tabii ki, ama şimdi bu çocuklardan şu istenecek dediğim gibi, eğer maç 90 dakika olmayacaksa ya sakatlık gibi gösterip çıkın ya da kırmızı kart görün.
Şimdi ben bu çocukların da bir futbol kariyeri olacak. Bu çocuklar bugünü nasıl hatırlayacak ya da nasıl hatırlanacaklar? Ben biraz U19'a bu konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu tarafı da kimse konuşmuyor. Yani hani gidersin gitmezsin, tazminden dolayı gitmek istemişsindir, bir tazmin çıkmasın camiaya diye, bunları da anlarım. Ama bu konuyu bir konuşmak lazım. Yani sanki bu gencecik çocuklara biraz böyle hani yani nasıl olsa gitsinler oynasınlar gibi bir durum var ortada. Ben biraz böyle algılıyorum açıkçası. Tabii bu çocuklar için üzücü bir durum. Ne karar alınırsa alınsın, hangi yöntem uygulanırsa uygulansın. Ama şöyle, eminim ki bu çocuklar bunları yaşarsa, genelde de bu tür hikayeleri yaşayan veya hikaye başlangıçları böyle olan insanlardan çok büyük başarılar çıkıyor, biliyor musunuz? Yani Allah'ın işi diyebileceğiniz başarılar da çıkıyor. Öyle bir yola doğru da gidebilirler. Ama bir kere biz geleceğe bırakalım, şu anı konuşalım. Onların üzerinde kesinlikle psikolojik açıdan uzun yıllar burada unutulmayacak. Belki travmatik, evet. Belki de daha heyecanlı. O heyecanı yaşama açısından da keyif alabilecek bir durum da olabilir. Bilemiyoruz psikolojisini kişilerin. Ama sıkıntılı bir süreç tabii ki. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya bu ülkenin çocukları zaten şans bulamıyor. A takımlarda. Milyonluk transferlerle önleri kapanıyor. Avrupa'dan hiçbir başarı gelmiyor. İşte bugün Semih'i gördük, Arda Güler'i gördük, birçok ismi gördük. Mecburiyetler doğrultusunda geliyor birçok genç. Dolayısıyla zaten gençlerin önünü kapalı. Bir de hani bir şey olacaksa da, ateşi tutacaksak da bu gençleri maşallah olarak kullanıp ateş tutmak üzücü tabii ki. Ama Fenerbahçe kulübünün bünyesinde olan bir yapı mı 19? Evet. Yani orada A takımdan öte kulübün bir yapıya karşı savaşı var. Bu yapının adı, öznesi asla TFF değil, asla Galatasaray değil, Trabzon değil, diğer kulüplerde genel. Ben de bunu yıllardır söylüyorum. Ali Koç özür diledi ya. Ferhat Bey'in yaptığı, MHK Başkanı Ferhat Bey'in yaptığı operasyon doğruymuş. Özür diledi. İşte Ali Bey'e diyorum ki, Ali Bey, size o gün böyle düşünmenizi kim engellediyse Türk futbolunun içerisindeki o yapının uzantılarından biridir onlar. Bu kadar net ifade ediyorum sana. Onu o gün kim öyle düşündürdüyse danışmandır, yardımcısı da odur. O içerideki uzantının gölgesidir diyelim. Bu kadar net söylüyorum sana. Aynı bazen istemeden bir hainin yanına düşersin istemeden. Bir vatan düşmanının karşısında yanına düşersin istemeden ama. İstemeden mi, bilerek mi bilmiyorum ama size bunu o gün kim böyle tam tersini düşündürdüyse bugün onları kovun. Çünkü o gün çok tarihi bir gündü. O gün Fenerbahçe'nin de desteği olsaydı o MHK Başkanı değişmezdi. İşte Türk futbolunun içerisindeki yapılar seni bazen böyle yanlış kararları da itekliyor. Bu devletin sistemin içerisinde de var işte. Devlet uğraşıyor. Kriptoları var, onlar var, bunları var. İşte o sıkıntı yaşıyor. Ali Bey de o sıkıntıya karşı bir mücadele veriyor. Ama kulüp olarak veriyor. Sonuçta U19'da kulübün askeri öyle düşünüyordu. Ama tabii gençlerin şanssızdı. Ne diyelim? Ya, hayır, yani dediğim U19'da çıkılacak ama maçta çok uzun sürmeyecek. Anladığımız o. Ozan abi sen kararı nasıl buluyorsun ki? Kongre üyeleri de U19 olunca hatırlayacaksın bir ıslıklanma oldu yani. Hani kararı ben kararsızlık olarak buluyorum. Üyeler de beğenmedi bu kararı. Kararı beğenmedi. Kararsızlık olarak buluyorum. Kararsızlığın sonucu çıkan bir şey bu. Yani bir şey yapacağız mutlaka. Ya bazı laf, yani insanoğlunun ağzından bu benim için de geçerli, senin için de geçerli. Çıkan, ağzından çıkan lafın esiri olursun. Yayına girerken İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarını gördün. Kurun için. Gördünüz mü dedi, nasıl, ben size demedim mi? Ya hocam dur maşallah deme ya. Maşallah dediğin çocuk 15 gün yaşıyor. Kurunuç ilk defa güzel oynadı. Haftaya iyi oynayacağının garantisi yok. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama sen bu laf ağzından çıktı ya. Hep devamlı senin tekrar geriye gelir bu laflar. Diyor ki şimdi Fenerbahçe yönetimi. İki sezon biz Türkiye Kupası'nda yokuz. Ya Türkiye yani. Kupası'yla alıp veremediğin ne var mesela? Ben iddia ediyorum Türkiye Kupası'nda önümüzdeki sezon Fenerbahçe olacak. Bu yönetimin de bunlar benim tahminlerim abi. Kendi bugüne kadar olan tecrübemle. Tek kupa Türkiye Kupası bu yönetimi kazandı. Evet. Bence tekrar olacak. Bu sefer de diyecekler işte federasyon değişti mesela. Her şeyin bir hem sebebi hem nedeni bir şeyleri vardır yani. Federasyon değişti. Tamam biz o kararımızdan vazgeçtik. Bizim derdimiz federasyonlaydı. Bizim derdimiz şunlarlaydı deyip. Burada
Fenerbahçe'yi eleştiriyormuş gibi düşünülebilir. Ben Fenerbahçe'nin haksız olduğunu beyan etmiyorum, telaffuz etmiyorum. Haklıyken haksız duruma düştüğünü anlatmaya çalışıyorum. Yaptığı yani söylemler veya icraatlarla, şimdi galibiyet oldu mu abi, galibiyetin babası çoktur. Mağlubiyet oldu mu, yani bir yenilgi oldu mu, sadece spor anlamında değil, onların hepsi yetimdir. Galibiyette herkes baba benim der, yani ben olmasam bu iş olmazdı. Mağlubiyet oldu mu, faturayı ben direkt, adres var mı sende Ali Koç'un adresi? Direkt ona göndereceğim abi, hani her çıkan kötü şeyde. Çünkü şu var, ben yönetim olarak kaç yıldır biz Ali Koç'u izliyoruz abi? Kaçıncı senesi? 6. Yani bu takımın, bu kulübün teknik direktörü, başkanı Ali Koç. Teknik direktörü benim gözümde Ali Koç. Kulüp menajeri Ali Koç. Yani finans danışmanı, her şeyi ben yapayım dediği için. Bir de şu var, ben güçlenmek istiyorsam kendimi tatmin etmek için bir kadro kurmam kendime. Güçlenmek istiyorsam ya Serdar'ın derim zekasından faydalanayım, Ömer'in çevikliğinden faydalanayım, diğerini sosyal ilişkilerinden faydalanayım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Her yani böyle bir şey kurarım. Evet, böyle bir şey kurarım. Şimdi çıkan Erol Bey'i asla eleştirmek istemiyorum. O kadar beyefendi, o konuşması, o yaklaşımları, şeyleri, ama yani böyle bir rajon kesilmişken de arkadan fırtınanın ardından da böyle bir sükunet olmaz yani. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bunların ayarlarını çok iyi yapmak lazım. Hayatım boyunca gördüğüm liderlerde, bu devlet başkanı olur, büyük iş adamları olur, dünyada söz sahibi kişiler olabilir. Hepsinin yanında bir tane şeyi vardır. Yapabileceği insan. Ali Koç'un bu yok. Şimdi örnek veriyorum, 50 yaşında bir adamı ele alalım. 50 yaşında bir adamın yanında 60-65 yaşında Ali ya da Ozan, burada şey yapma, sözünü dinleyebilecek yanında bir abisi. Bunların yanında da böyle 40 yaşlarında yeri geldiğinde abi diyebilecek, ya kusura bakma abim kötü niyetli değildi. Başkanımız, hani bunu başkan diyorsak, başkanımız aslında öyle söylemek istemedi. Anlatabildim mi? Yumuşatıcı da olması lazım, doğru, yanında. Doğru. Ben Ali Koç'un yönetiminde ve çevresinde bunları göremiyorum. Anlatmak istediğim konu bu. E tabii diğer insanlar, ya kardeşim sen buradan anlatıyorsun ama Ali Koç bize yetki vermiyor veya söz hakkı vermiyor da diyebilir. Abi çok basit bir örnekle taşlandırayım ben bu konuyu. Şimdi Dame United diye bir film var. Nottingham Forest'ın Brian Clough diye, zaten hı hı, hani çok efsane bir İngiliz sporunda teknik adamı var. Şampiyonlar Ligi'ni falan zamanında, işte daha doğrusu o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandırmış. Yardımcısı da Peter Taylor var. Bir süre sonra Peter Taylor ayrılıyor. Yani yollar ayrılıyor Nigel Clough'la. Antrenmana çıkıyor, maçlara çıkıyor, sezon bitiyor ama Nigel Clough bir türlü memnun değil, taraftarlar memnun değil. O büyük kayboluyor Nottingham'da. Dediğim gibi filmde çok güzel zaten, tavsiye ediyorum herkese. Sonrasında Peter Taylor'ın evine gidiyor. Kapısını çalıyor, diyor ben hata yaptım, seninle anlaşamadım ama sen varken diyor ben daha güçlü bir adamım diyor. Hmm. Ve sonrasında tekrardan Peter Taylor ekibe geri dönüyor. Konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bu saati tamamlamışız değerli izleyenler. Spor gündemine kısa bir ara verelim. Sonrasında saat başında yine konuşacağımız çok fazla şey olacak. Damaları konuşmaya devam edeceğiz ama bugün tabii Başakşehir-Beşiktaş maçı var. Biz hemen Başakşehir'e uzanalım. Arkadaşımız Furkan Yıldız bizleri bekliyor ve maçla ilgili gelişmeler için Furkan, sözü sana bırakmış olalım. Ömer çok teşekkürler. Yayınlar. İstanbul'da tam anlamıyla yazdan kalma bir gün. Hava sıcaklığı 18 derece civarında. Maç saatinde bu sıcaklığın 11-12 derece civarında gerilemesini bekliyoruz. Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak milli araya, uzun bir milli ara olmuştu. Bu araya moralsiz giren siyah beyazlar bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde Trendyol Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Rams Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş'ta tabii ki hem teknik heyet, hem futbolcu grubu, hem yönetim aslında kimsenin düşünmek dahi istemediği bir senaryo var. O da Süper Lig'de arka arka alınacak olan 4. mağlubiyet. Beşiktaş şampiyonluk ihtimali kalmadı siyah beyazların ve bu sezon artık ligdeki tek gerçekçi hedef Süper Lig'i ilk 4'te tamamlamak olacak. Bu anlamda Beşiktaş arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle beraber kredisini de bir anlamda tüketmiş oldu. Bugün doğrudan rakiplerinden de biri olabilecek olan Rams Başakşehir'e konuk olacak siyah beyazlar. Rakibin arasında şu an için puan durumunda 4 puanlık bir fark var Beşiktaş ve Rams Başakşehir arasında. Bu akşamki bu zorlu deplasmandan siyah beyazlar galibiyetle ayrılarak hem milli ara dönüşünde bir 3 puan yakalayarak camiaya moral vermek, hem de ligin kalan bölümünde artık hata yapmak
istemiyor. Beşiktaş'ta yine eksiklerin dikkat çektiği bir maç olacak aslında. Sakatlıkları devam eden Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Onur Bulut gibi isimler bu akşamki mücadelede ve ek olarak Antrebiç'i de ekleyelim. Bu akşamki Rams Başakşehir mücadelesinde bu 5 futbolcu forma giyemeyecek. Milli arada sakatlıklarını atlatan 3 isim vardı Beşiktaş'ta. Bir yandan tabii iyi haberler de geliyor. El Musrati Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde bir sakatlık yaşamıştı ve Antalya Spor karşısında forma giyememişti. Sakatlığını atlattı, takımla beraber çalışmalarını sürdürdü ve bugünkü Rams Başakşehir mücadelesinde görev almasını bekliyoruz. Yine aynı şekilde Daniel Amarty sakatlığını atlattı ve uzun süredir sakatlığı devam eden Alex Oxlade-Chamberlain de bu milli arada sakatlığını atlatarak takımla beraber çalışmalara başladı. Fakat Chamberlain'in henüz %100 hazır olmadığını aktaralım. Bu akşamki maçın kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Peki nasıl bir Beşiktaş kadrosu bekliyoruz? Bu akşam siyah beyazların karesinde Mert görev alacak. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Jonas Svensson, sol tarafında Emrecan Terzi. Savunmanın merkezinde kaptan Necip'le beraber Omar Koli ikilisini bekliyoruz. Önlerinde ise El Musrati ve Jetson Fernandez. Hücumun sağ tarafında Beşiktaş'ta bu milli arada oynanan iki hazırlık mücadelesinin dikkat çeken performanslarından birisi Raşit Gezal'dan gelmişti ki aslında yapmış olduğumuz yayınlarda sık sık bahsetmiştik sezonun geri kalan bölümünde Fernando Santos Raşit Gezal'ı daha fazla kullanmak istediği için sözleşmede bulunan opsiyon maddesi kaldırılmıştı. Bugün Fernando Santos'un sağ önünde Raşit Gezal'la başlamasını bekliyoruz. Solda Milot Rashica, merkezde Ernest Muçi, en uçta ise bugün Semih Kılıçsoy 11 ile Beşiktaş'ın Rams Başakşehir deplasmanında olması bekliyoruz. Bir parantez daha açalım. Gezal, Muçi ve Rashica üçlüsünün maç içerisinde sık sık yer değiştirme ihtimallerinin de yüksek olduğunu aktaralım ve geçelim. Ev sahibi ekip Rams Başakşehir az önce ifade ettiğim gibi turuncu lacivertlerin ilk 4 iddiası var. Rakip Beşiktaş'ta arasındaki puan farkı 4'e indi. Bugün kazanarak Çağdaş Atan ve öğrencileri de ilk 4 iddiasını çok daha kuvvetli bir noktaya, çok daha kuvvetli bir yere taşımayı hedefliyorlar. Bugün tek eksiği var Başakşehir'in. Deniz Türüç sakatlığı devam ettiği için bugün Beşiktaş'a karşı forma giymesini beklemiyoruz. Peki ev sahibi ekiple nasıl bir muhtemel 11 beklentisi içerisindeyiz? Kalede Muhammed görev alacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Dubois, sol tarafında Lucas Tima, merkezde Hamza ile beraber Opoku ikilisini görmeyi bekliyoruz. Önlerinde Kemen ve Berkay, hücumda ise sağ tarafta João Figueiredo, sol tarafta Davidson, merkezde Alexis, en uçta ise Christoph Piontek 11 ile Rams Başakşehir'in bugün Beşiktaş'a karşı görev almasını bekliyoruz. Tabii biraz erken bir saat şu an için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çevresinde çok fazla hareketliliğinin olduğunu söylemek yanlış olur. Fakat ilerleyen saatlerde maç saati yaklaştıkça Rams Başakşehir Beşiktaş maçına dair stad çevresinde de hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz. Biz gün boyu ekip arkadaşı Megerol'la beraber maça dair tüm detayları bu ekranlarda aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik tekrardan sana bırakalım Ömer. Furkan Yıldız, çok teşekkürler. Ağzına sağlık diyelim. Beşiktaş-Başakşehir maçını tabii konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi biz dönelim Fenerbahçe'ye, dünkü açıklamalara, hafta sonu muhtemel Süper Kupa'ya. Ozan abi, şimdi Selahattin Baki'yi az önce izledik. Şu an Avrupa'da bizim konumumuzda olan ne kadar takım varsa maçları ertelendi dedi Sayın Baki. Yalnız şöyle bir bilgi var. Sen haberci olarak inceledin mi? Ben haberci olarak zaten inceliyordum ama çok daha detaylı bir incelemesi Hüseyin Özkök'ten, Hüseyin abiden geldi. Hüseyin abiye de selamlar, saygılar. Avrupa kupalarında çeyrek finalde direkt Hüseyin abinin attığı tweet'i ben paylaşayım. İki maç arasında bir tek Olympiakos'un ertelemesi var. Olympiakos-PAOK maçı o da. O ertele... İkisi de konferans liginde devam ediyor. Bir de şimdi Yunan takımları bu sezon daha da önem veriyor. Çünkü final Atina'da. Avrupa kupalarında çeyrek finalde yer alan 24 takımdan sadece İspanyol takımlarının, yani Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 8'e kalan takımlardan 24'ünden sadece İspanyol takımlarının hafta sonu Kral Kupası finali olması, bu bağlamda La Liga'da maç olmaması sebebiyle maçı yok. Diğer tüm takımlar sıradaki maçlarını oynayacaklar. O erteleme de Ozan abi, Olympiakos PAOK ertelemesi de hafta içiydi o maç. Ayın 14'ündeydi. Hafta içi maçı ertelendi. Yani Olympiakos'ta, PAOK'ta bu hafta sonu maça çıkacaklar. Yine Fenerbahçe'nin konferans ligindeki rakiplerin yani Olympiakos maça çıkacak, PAOK çıkacak, Pilcan oynayacak, Fiorentina, Aston Villa, Lille, Kulüp Brüj hepsi oynayacaklar. Hatta Fiorentina Juventus'ta oynayacak, Lille Marsilya ile oynayacak, Kulüp Brüj Anderlecht ile oynayacak, PAOK Ajax ile oynayacak. Hani takımlar önemli maçlarda oynayacaklar. Aslında maçlar oynanacak. Yani Fenerbahçe'nin bu konuda bir itirazı var. Ama takımların çoğu da bu hafta sonu maça çıkacak. İlk önce şunu söyleyeyim.
Nerede oynanıyor final? Atina'da. Atina'da. Konstantinopolis Stadyumunda. Davetliyiz oraya. Fenerbahçe kalırsa. Finale. Yani? Kim davet ediyor bizi? Eski bakanımız Faruk Özlü var. Düzce Belediye Başkanı. Hmm. Bana dedi 10 tane arkadaşınla beraber Fenerbahçe finale kalsın, sizi ben davet edeceğim dedi oraya. Herhalde onlar Atina Belediyesi ile kardeş belediye de olabilir. Olabilir, İzledi olabilir. Şeyi. Evet, ben dedi oraya dedi sizi davet edeceğim dedi. Evet, gelelim senin konuna. Şimdi kimin açısından masanın neresinde oturup da ona göre konuşuyorsan bunlar fark yaratabiliyor. Doğru. Ben ne dersem diyeyim şimdi Fenerbahçe'nin lehine. Burada işin içinde duygusallık veya objektif bir görüş yokmuş gibi düşünülebilir. Ama şu var. UEFA Kupası aldığı zamanları düşün Galatasaray'ın. Hiçbir maçını kaçırmadım. Kupayı aldığı gün mutluluktan ağladım. Ben de. Anlatabildim mi ne demek istedim? Şimdi burada... O sezon bir veya iki tane maçı da ertelenmişti. Tüm kulüpler karar almıştı, onay vermişti. Tabii, bizim tabii, milli tabii, maçımız tabii. diye. Şimdi şu var. İlk bölümde konuştuğumuz gibi. Yani istemesini bileceksin birincisi. Hangi tavırla, hangi dille istediğin çok önemli. Virgülü, noktayı nereye koyduğun çok önemli bunları yaparken. Fenerbahçe iş biraz inada bindi artık yani. İnatlaşmadan hep söylüyorum ya. Bu diplomasi dilini iyi kullanacaksın. Onu yapamıyorsan şimdi insanların tarzı vardır. Yani bir beyaz yakalılar vardır. Anlatabildim mi? Bir de bizim gibi hep örnek veririm. O da çok gururlanarak. Yani biz sokakta salçalı yağlı ekmeği yiyip de top oynayıp futbolu öyle öğrendik derim. Anlatabildim mi? Ateri çocuğu değilim ben mesela. Aterimiz bile yoktu. Yani bir öğretmen çocuğu olarak bizim o yaşlarda bizim evimizde bir ateri yoktu. Zordu ya zaten insanlar buna yaşlı. O gazlı içeceği alabilmek bile lüks bir şeydi o zamanlar. Evet. Şimdi bunda, bu nesile bunları anlatmak hikaye geliyordur. Tabii. Buradan gelir, buradan ne anlattığımı, anlatmak istediğimi bile şey yapamazsın. Hani doğru, yok. Sen yaşadıysan gözünün önüne şu anda bir kare geliyordur. Yoksunluğu çekmiş olmaları lazım tabii. Doğru. Mesela kokular hiç unutulmaz, kokular. Bir insan senin yanına gelsin, güzel veya kötü kokuyordur. O adamın aklını, yani mesela o adamdan bahsedelim, aklınıza ilk ne gelir biliyor musun? Kokusu gelir. Bak kötü de, özellikle kötü koku hiç unutulmaz. Bir koku varsa. Şimdi bizim çocukluğumuzda da hep böyle okulun bahçesinde top oynarız diyorum ya. O nasıl bir deposu varsa artık, o su deposu, onun o böyle metalik çirkin şey kokusu vardır. Oradan içersin. Eğilip böyle göbekte böyle şişer, sonra top oynamaya gidersin. Bunların hepsini yaşadıktan sonra burada bakıyorum. Şimdi senin soruna duygusal bir cevap vermiyorum. Gerçekçi bir cevap veriyorum. Ben Fenerbahçe için böyle bir toleransla bulunmasını beklerdim. Yani bu Türkiye Kupası hep inatlaşmalar, şimdi federasyonla ilgili sürtüşmeler ilk günden beri başlayan şeyler var. Zamanında bu federasyon başkanının ismi geçtiğinde istemiyorum diyen bir Fenerbahçe yönetimi vardı. Başkan açık açık söylemişti yani ben bu başkanın gelmesini istemiyorum denmişti. Ama bu dönemi, bu işi iyi yönetemedin. Örnek veriyorum, apartmanda yaşıyorsundur. Orada 20-30 tane daire var. Herkesle iyi olmak zorunda değilsin. Bazı şeyler sana batıyordur. Ben bugün sabah uçakla İzmir'den buraya geldim. İçim içime sığmadı. Adam, yanımda oturan adam kolunu böyle koyuyor. Birisi hapşurmasını bilmiyor. Birisi eline tesbih almış, çekiyor. Biri argo konuşuyor. Anlatabildim mi neden? Ama ben orada isyan ettiğimde o kadar yanlış yapanın yanında itici olan ben olurum. Doğru maalesef, mu? Maalesef. İtici olan ben olurum. Ya sessiz kalacaksın ya da öyle bir şekilde ya da sen de öyle bir şekilde istediğini yaptıracaksın ki işini Fenerbahçe bunları yaptırtamadı. Bu stratejiyi, bu hamleyi güzel yapamadı. İstediğini alamadı. İstediğimi alamadıktan sonra ben Türkiye Kupası'na çıkmamamın, Süper Kupa'ya çıkmamın bana getirsin, beni ikna et. Getirse şu, tazminat ödemeyecek Fenerbahçe. Getirisi ne? Hayır, ben bunu böyle bu hareketi yapmamın, bu çocukları götürmemin, genç takımla çıkıyorum yok, dememin yok. Bana bir, yani ben bunu yaptım. Yani bazı şeyler vardır. Adamlar kalkar bir ideoloji uğruna, bir hedef uğruna 40 gün açlık grevine de gidebilir. Ama sonuçta bir şey vardır. Anlatabildim mi? Ulaşılması gereken bir şey vardır. Ya biz bakıyoruz. Ben nereye bakacağımızı bilmiyorum artık şimdi. Bana sen dersin ki kardeşim şu köye gideceğiz, bunu yapacağız, şuraya. Sen bana diyorsun ki bir yere gideceğiz.
Ama ben görmek istiyorum ya, şöyle baktığımda bir şey göreyim. Uzan abi, 2073 yılında yani Cumhuriyet'in 150. yılında dönüp baktıklarında ya 100. yıldaki Süper Kupa ne oldu dediklerinde Galatasaray kazandı denilecek. Ama kimse bence Fenerbahçe U19 takımıyla çıkmış diye hatırlamayacak. Trabzon'da olaylar olmuştu. Fenerbahçe bunu protesto etmek için. Bir de şunu söyleyeyim. Keşke bu olaylar Trabzon'da olmasaydı. Tam barış gerçekleşiyor iki kulüp arasında. Bazı insanların menfaatlerinden, bazı insanların cehaletinden oluşan bazen düşmanlıklar olur. Olaydan sonra da açıklamalar arasında öyle bir düşmanlık olaydan önce hiçbir şey yok. Ben Aspor'da yani. Trabzonspor başkanı dinlemiştim bu maçlardan önce. Evet. Ne kadar güzeldi. Başkan diyor, Fenerbahçe başkanı diyor, kendi evladımı ona emanet ettim. İşte maça gidiyoruz, şu olacak, bu olacak. Keşke Trabzon'da olmasaydı. Yani bir daha aynı yerden aynı dikiş izi olmuyor abi. Adam anlatabildim mi ne demek istediğimi? Aynı yerden bu denk gelmemeliydi. Ama bu bardağı taşıran son damlaymış gibi oldu artık. Yani sezon başından beri, birkaç sezondan bu yana. Şimdi hep konuştuğumuzda hakem hataları var. Dış güçler var, iç güçler var. Görünmeyen bir Fener Türk futbolunda bir el var diyoruz. Ya bu el kimin eli kardeşim ya? Bu yani ortaya çıksın. Bir şey biliyorsan ben sana diyorsam. Ekonomide var ya, invisible hand görünmeyen el herhalde öyle belli yani. Yani konuşurken. Burada çözülemeyen veya teşhis koyulamıyor ki tedavi edelim. Yani şimdi bu yaptığımız olay bir tedavi değil. Daha teşhisi konulamamış olayın. Ben bu genç takımla çıkmasın Fenerbahçe'nin bunu da kabullenemiyorum. Yani benim yaptığım bir hamle resti çekiyorsam abi karşılığında bir şey görmeliyim. Ama bana getirisi olmayan bir şeyden bahsediyoruz şu anda. O yüzden ikna olabilecek bir durumum da yok benim. Peki neyin getirisi olurdu Fenerbahçe'ye? Yani hangi kararın getirisi olurdu? Ömer, bunları söylerken hepimizde şu var. Herkes diyor ki başkan şu liderliği yapmalıydı. Kardeşim, Türkiye Kupası taraftarını o kadar 25 bin kişi orada Türkiye Kupası için topladığında taraftar orada tatmin olarak geri dönmez. Doğru. Ligden çekiliyorum deseydi tatmin olabilirdi. Çünkü radikal bir karar alıp tarihe geçecek bir şey. Bunu yapabilen büyük bir kulüp yoktur. Yani, evet. Bunu yapabilen büyük bir kulüp yoktur tarihte. Ben ligden çekiliyorum deyip, anlatabildim mi? Ama bunu ben isteyen biri değilim ha. Onu yapsaydı tamam bu hamlenin şeyi olabilirdi diyoruz ama onun da bir şeyi yok. Sana getirisi yok, götürüsü çok. Şimdi sen bugün finansal gücünden dolayı şahsen bunların hepsinin telafisini gerçekleştirebilirsin. Ama bıraktığın yani o yara tamir edilebilecek cinsten olmaz. Bu bir sezon Fenerbahçe'nin olmaması demek belki 10 sene Fenerbahçe'yi etkileyebilecek tabii bir duruma sokabilir. Şimdi bu kadar yabancı futbol, bunun detayları çok. Ben bankalarla, sponsorlarla görüştüm demekle bitmiyor bu iş. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda ligde oynatamadığı Raykent bile ne olacak abi? Yani düşün yani daha böyle atıl duranlar var kadrosunda. Bir de sözleşmelerinde kiralık gönderdikleri var, şeyler var. Ya bunlar altı düşerse. Yani böyle bir durumda yani işin içinden çıkılmayacak bir duruma gelecekti. Şimdi bazen sinirle hep ne deriz? Özellikle futbolda maçtan sonra hemen röportaj yapma deriz teknik adama. Bir nefes al, bir bekle. Hani ya da yöneticilere bir hararetin düşsün, tansiyonun düşsün deriz. Şimdi burada da Fenerbahçe'de hep böyle hararetli dönemlerde bu konuşmaları yaptı. Ardından da bir şeyler yapmak zorunda kaldı. Şimdi başkanın geçen haftaki söyleminde ne? Ayın ikisinde toplanıyoruz ama mutlaka bir karar alacağız. Bir şey için bir karar alacağız. Bir şey için. Bu ligden çekilmek olmayabilir ama bir şey için. Ya artık onu da yapmak zorunda değilsin. Veya burada öyle bir platform oluşturulacaktı ki buraya gelenlerin hepsi sen madem kongre üyelerini topladın böyle bir gövde gösterisi yapıyorsun. El kaldırmakla değil herkesin gerçek anlamda ya oy kutuları hazırlanacaktı ya da dijital ortamda. Herkes TC'siyle girip oraya oylama yapacaktı. Böyle bir şekilde de şey olabilir. Şimdi oraya gelenlerin hepsi hani bazı film setleri vardır. Yarın sen de gel. Kenan Işık benim yakın dostumdu. Kenan abi bana ısrar ediyor. Ya bir kere gelmedin kim 500 milyar ister diyor. O zaman kim 500 milyar ister? Çok meşhur bir yer tabii. Ya bir gün bir gittim. Bir gün önceden de diyorum ki şimdi ya gömlek ceket mi gideyim? Dur berbere gideyim bir saçları kısalttırayım. Ben sakallı gitmeyeyim. Kendim sanki ben oraya Kenan abi gel diyor. Arkada şeyde onun odasında oturduk yani. Acaba dedim oraya mı ben de mi görüneceğim çıkacağım diye böyle televizyon kanalına gidiyorum ilk defa bu ATV stüdyolarına. Şimdi bizim kongre üyeleri de geldi. Kardeşim ben oyumu kullanacağım. Hem Fenerbahçe'nin gidişatını hem Türk futbolunun gidişatında benim de imzam olacak diye düşündü. Süslendiler, giyindiler, tabii, tıraşlarını tabii, oldular. Evet. En güzel kıyafetleriyle gittiler. Bu bazılarında sokak yani böyle şey şehir efsanesi gibi anlatılır da hiç bayram öncesi yastığının kenarına yeni aldığın bayramlık ayakkabılarla yattın mı?
çocukken yatmadım çünkü ayakkabı, yeni ayakkabı kokusu rahatsız mı ediyor? Rahatsız eder ama kıyafetleri falan böyle şeye koymuşsundur kırışmasın Ömer, diye. Sen sandalyenin yani askıda koymuşsun. Yani şöyle yattım yani. Hani... Sen ayakkabıyı giyip de yatmışsındır. Yok. Niye ya? Ayakkabım yok muydu hiç benim yani? Kimse hayır, almasın. Giyip de yatmışsındır. Bazıları şimdi başucuna koyar. Hayır. Şunu yaptım ama. Ozan abi şu anlamda doğru söylüyor. Bir yerde çalışıyordum. Şehrin uzak bir noktasındaydı ve ranza vardı. Bir karavanın içerisinde orada yatıyorduk. Garsonluk yapıyordum. Benim bayağı geçmişimde yaptığım çok iş var. Yaptığım hiçbir şeyden de hani utanmıyorum. Çok da mutluyum hayat tecrübesi kazandığım için. İnsanları tanımadığım için ilk gün ben de gitmişim. 14-15 yaşında çocuğum. Şimdi 30 yaşında insan var, 35 var falan. Hani tanımıyorum insanları. Çekiniyorsun, çocuksun, küçüksün, ürkeksin böyle. Kot pantolonumu çıkarıp hani cebindekileri kimse çalmasın diye. Çünkü asamıyorum bir yere. Yani yatağın üstüne serip onun üzerine uzanıp yatmışlığım var. Hani bunu yaptım yani. Ama küçüklüğümde de Ozan abinin dediği gibi yani tam dibimde olmasa da yakın bir noktada açıkçası ayakkabılarım dururdu yani. Size bayram anıları çok. Ben yatılı okulda okudum. Yatılı okulun da böyle çok anıları vardır aslında. Hani ne hani ayakkabıyla da yattığımız olmuştur. Soğuk gelmiştir. Anlatabildim mi? Paltoyla yattığımız olmuştur. 5 gün duş alamadığın olmuştur. Yatılı okul anılarında da bunlar böyle çok şeyler vardır. Neyse. Dolaştırıyorsun bizi böyle işte eskilere. Öyle biraz anılar, biraz gündem, biraz şey. Şimdi sürekli de böyle gerilim hattında gidemeyiz yani. Sen bizim anıları deştin. Fenerbahçe nasıl bir anı bırakacak? Ama şey güzeldi yani, insanlar oraya gerçekten bayrama gider gibi gittiler. Yani ya o Serdar, iftar molası. Gittiler ama Serdar, çok Araf'ta döndüler. Araf'ta kaldı Fenerbahçe. Abartmıyorum. Ya hadi isim vermeyecektim bulunduğu makamdan dolayı. Bizim yani İzmir'de emniyet müdürü var, Şamil Bey. Trafikten sorumlu il emniyet müdürü. Şamil Bey kongre üyesi Fenerbahçe'nin. Kongreden bir gün önce emniyetin bir iftar yemeği vardı. Oraya gittim. Yarın dedi gidiyorum işte dedi. Yanıma dedi hem formamı aldım dedi hem takım elbisemi aldım. Hani ortamın ne olacağına göre. Çok iyi. Düşün, çok doğru abi. Düşün o heyecanını. Mesela gideceği arkadaşlar da masada sabah 9'da mı çıkarız soruyor Birkan. 10'da mı çıkarız? Yani bu sohbetleri yaptılar. Anlatabildim mi? O heyecanı gördüm. Ondan sonra başka arkadaşını aradı. O seninle geliyor musun? Benim Çorlu'da, Tekirdağ Çorlu'da arkadaşlarım var. İşte biz de kongreye gidiyoruz. Çeşme'de arkadaşlarım var, gidiyoruz. En çok da Alaşehir'den. Hep bunu söylerim. Hep Onur'a denk gelir. Onur da ben de askerliğimi Alaşehir'de yaptım der. Ben bunu söylediğimde. Alaşehir'den Fenerbahçeliler Derneği'nden gelenler var. Baktım bunlar böyle bayrama gidiyormuş gibi. Ben bunları yaşamayınca bazen anlayamayabilirsin onun heyecanını. Şöyle bir şey anlatayım sana. Hep böyle hikayelerden bahsediyoruz ama benim mesela ben Alaşehir'de doğdum. İzmir Fuarı'nı bilirsin. Tabii. Şimdi fuar zamanı olur. Derler işte deden fuara götürecek seni. Haftaya salı günü hazır ol. Annem mesela söyler. Abi o haftaya büyük salıya heyecan, kadar zaman geçmez. O bayramlıklarını giyersin, o fuara gideceksin ya. Yani sanki sen şeysin ha. Yani fuarın gözdesi sen, hiç kimse seni tanımıyor halbuki. İzmir fuarında dolaşacaksın. 3-5 tane yer göreceksin. Ortam tabii çok tabii, acayip, çok insanı heyecanlandıran çocukken çok farklı. Şimdi burada baktım kiminle konuşsam Fenerbahçe Kongresi'ne gelecek. Büyük bir heyecanla geldiler. Ama hüsranla döndüler. Şimdi bunları mutlu edecek ne verebilirsin bu saatten sonra? Başkan daha önce dedi ki ligden çekerim dedi birkaç sene önce. Birkaç sene önce dedi. Tabii bu yine ikinci dedi. Çıkış. Bu da ikinci dedi. Bu benzetmek gibi olmasın. Çobanın işine dönmesin sonra. Bir gün gerçekten bir şey yapacak olacak. Kimse inanmayacak. Kimse de inanmayacak. O zaman yalnız kalacak. Ben bunları konuşurken kimseye garezim yok. Garez kelimesini bilir misin? Bilmez miyim? Kimseye garezim yok. Kim? Ama elimi vicdanıma koyarak konuşuyorum. Bu insan, ben bu lafları bedava ediyormuş gibi konuşuyorum burada. Öyle düşün. Bu insan diyorum bu kadar para veriyor. Kendini, ismini, kariyerini, her şeyini koyuyor. Bizim bilmediğimiz şeyler vardır. Kim bilir kimleri karşısına alıyor. Tabii. Yanına adam almak kolaydır güçlüyken. Karşısına adam aldın mı? Bunlar, bu işlerin içinden çıkabilmek çok zordur. Bunları nasıl yapıyor, ne diyor derken, eleştirirken de vicdanen konuşmak istiyorum. Ya da bu konuyu konuşurken eleştiri de demeyeyim. Konuşmak istiyorum ama bir tane karşıma çıktığında da incelediğimde de senle Serdar'la konuşayım veya başka biriyle konuşayım veya Fenerbahçeli şu anda mevcut çalışanıyla konuşayım, memnun yöneticisiyle konuşayım. Beni ikna edebilecekleri yok. Hiçbir yanı yok. Ben duygusal
bir insan olabilirim. Hani duygusal ama bu öyle konulara duygusalca yaklaşamam asla. Bunların hepsi milyonlara hitap eden konular. Beni veya üç kişiyi bağlayan konular değil. O yüzden burada çok akil davranmaları gerekiyordu. Beceremediler. Benim şeyim bu. Ve şunu bir kez daha söyleyeyim. İlk bölümde duymayanlar olmuş olabilir. Ben başkanın bu konularda da yanında fikir alışverişi yapabilecek. Akıl alacak demiyorum bak. Fikir alışverişi yapabilecek. Benim bazı tanıdığım güçlü, bilinçli iş adamları vardır. Senden fikir alır, senden fikir alır. İlk fikrini de uygulayabilir. Anlatabilir miyim? Ama bir dinler, tamam, şey yapar. Bir analizini de yapar. Ben bir işi yaparken 3-5 kişiye soruyorum. Bir dişi çektireceğim zaman, geçenlerde dişçiye gittim bir tane. Hiç tanımadığım, başka bir şehirdeyim. Aa dedi, bunu hemen yarın sabah gelin dedi, bunu çekeceğiz dedi. Vah dedim, bu dişi nasıl çektiririm ben? En öndeki dişim. Moralim bozuldu. Kalp ameliyatı olacaksın deseler belki o kadar kafaya takmayacağım. Hemen başka dişçiye gittim. De ben de öyleyim ya maalesef. Hemen başka bir dişçiye gittim. O da dedi ki ya aslında tedavi edilebilir. Yarım ağızla konuştu. Kendi çocukluk arkadaşım var. Benden yaşı 10-15 yaş büyüktür de bizim çocukluğumuzda abi diye. Mahalledeki topun sahibi oydu yani oynadığımız. Ona gittim. Onur abi dedim, ne olacak benim bu iş? Sen dedi buraya dedi her 4 günde bir gelebilir misin? Ben bu dişi kurtarırım dedi. İyi ki sormuşum. İyi ki gitmişim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anladım. Dişi kurtardı. Film bitti. Ama diğerini dinlemiş olsam direkt dişimi çekecekti. Yani bu hayatın genelinde var. Bugün ben dişi anlatırım. Sen yarın başka bir şey anlatırsın. Ama nereyi yönetirsen yönet. Hacmin ne olursa olsun, kalibren ne olursa olsun. Yani zaten dünyaya geldiğimizde yaratılışın başına baktığında da somut bir şey yok. Bunu başka bir şey görmüş, esinlenmiş, bunu yapmış. Fikir fikir üzerine, fikir fikri doğurur. Anlatabildim mi? Akıl akılı geliştirir. Bunların hepsini yapabilmek önemli. Liderliğin getirdiği en büyük özelliklerden biri de budur. Ama ben başkanı kendi mi kendini yalnız bırakıyor, kendine mi bu egoistliği yapıyor bilmiyorum. Başkanın bu konularda yalnız olduğunu düşünüyorum Ömer. Yani en başından beri yani ta 5 yıl öncesinden 6 yıl öncesinden konuşulan bir konu bu. Başkanın yanında olan işte kimi akıl hocası diyebilir, kimi dert danışacağı, dertleşeceği, konuşacağı arkadaşı diyebilir. Ondan sonra öyle biri olmadığı söyleniyor. Şimdi Süper Kupa'nın bir diğer tarafında da Galatasaray var değerli izleyenler. Tabii Galatasaray'dan da her sabah yapılan sosyal medya hesabından günaydın paylaşımları var ama bugünkü paylaşım biraz daha farklı yapıldı. Galatasaraylı taraftarların zamanında açtığı bazı pankartlara yer verildi. O pankartlar daha sonra ekrana gelir, ben okuyayım. Türk futboluna yakışmıyorsunuz. Masa başı hesaplar kurulu. Bu takım bu sene söke söke şampiyon pankartlarına, işte şu anda da ekrana geliyor paylaşım. Yer verdi Galatasaray yapmış olduğu paylaşımda. Serdar abi şimdi Okan Hoca'ya soruldu zaten. Süper Kupa en iyi 11'imize çıkacağız. Fenerbahçe'nin hani ne yapacağı, ne edeceği, durumu ya da çıkaracağı kadro bizi ilgilendirmiyor dedi. Galatasaray'dan da bu sabah böyle bir paylaşım geldi ki yani bu paylaşımlar tabii normal bu ara gelecek. Açıklamalar, paylaşımlar, bunlara alıştık zaten. Peki sen Süper Kupa'nın tabii Fenerbahçe şu an bir yaptırım olacağı konuşuluyor. O yüzden daha çok konuşulan tarafı belki ama Galatasaray cephesinden nasıl bakıyorsun bu konuya? Yani şimdi Galatasaray cephesi bir cezalarda şey oldu. Verilen cezalar açıklama öncesi, geldi. Sonrası yani o konusu. Ya işin o tarafına ortak oldu. O tarafıyla ilgili görüş belirtti. Çünkü şampiyonluk yarışında rakibi. Dolayısıyla ben elbette Galatasaray gibi takımın işin o tarafına odaklanması normal ama bizde şu var. Yani bu Serengeti değil mi belgesellerdeki? Hı hı. Vahşiydi o. Aslanlar saldırır ya, bir iki tane aslan böyle sürüye. Aslında sürü seyretmese sorun olmayacak. O sürü o boynuzlarla bir harekete geçse toplu halde oralara bir de aslan maslan gelmez belki de. Bu Galatasaray simgesi aslan olduğu için söylemiyorum. Kaptan da olabilir. İşte ne bileyim başka bir yırtıcı canlı da olabilir. O anlamda söylüyorum. Çünkü diğerleri seyrediyorlar. Şimdi burada Fenerbahçe bir şey oldu, herkes seyrediyor. Beşiktaş'a bir şey oldu, herkes seyrediyor. Trabzon'a bir şey oluyor, herkes seyrediyor. Ama ben bulaşmayayım, beni şahit yazarlar, korkusu var sanki. Neler yaşadı bu Türk futbolu, neler gördü, ne hikayeler oldu. Hakem dövüldü, Olimpiyat stadında sahaya inildi Beşiktaş Galatasaray derbisinde. Allah Allah, ne oluyoruz dedik, böyle şeyler olmazdı. Provokatörler girmiş deniliyor, başka şeyler oldu, 3 Temmuzlar oldu.
Onlar oldu, bunlar oldu. Böyle seyretmeye devam ettiğiniz sürece o Serengeti'deki boynuzlu canlılar gibi sizi daha çok yırtıcılar parçalar. O yüzden Kulüpler Birliği artık birleşik bir ittifaka geçmesi lazım. Bir arada bulunması lazım. O Kulüpler Birliği toplantıları. Başkan ne haber? İyi. Ne yaptın başkan? İyi. Sen ne yaptın? Ben de iyi. İyi, iyi gidiyoruz vallahi. Hatta deplasmanda şu bu. Hop toplantı bitti. Toplantı sonunda Türk futbolunun işte sorunları masaya yatırıldı. Ben bu kadar masaya yatırılıp da çözülmeyen sorun görmedim ya. Sürekli bir ameliyat var. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu kadar masaya yatırılan bir ortamdayız ama masadan hep ölü kalkılıyor. Hep masada kalıyor hasta. Ya bu, bak, Türk futbolunda Ramazan ayında Allah herkesin orucunu kabul etsin. Ama en çok iftarı ben Türk futbolunda görürüm. Herkes iftar verir. Herkes herkese iftar verir. Bu kadar iftarın olduğu yerde bu kadar çok günah olması da bana tuhaf geliyor. Biz kimi kandırıyoruz ya? Yani bunu kenardan seyretmeyi tercih etmeyecek. Galatasaray da diyecek ki evet burada bir haksızlık var. Şimdi Galatasaraylılar diyecek ki peki kardeşim Fenerbahçe daha önce dedi mi? Bize bu olduğunda Beşiktaş dedi mi? Onlar da haklı. Kimse kimse demediği için bu iş bir çözüme kavuşulmuyor. Ama dolayısıyla işte buraya... Geçmiş sıfırlanmıyor ki, sıfırlansa ondan sonra belki öyle devam edecek. Hocam zaten sorun reseti atamamaktı. Reseti atamamaktı. Devletler mesela örneğin Yunanistan'da bir anlaşmalar yapıyoruz değil mi? Ya bundan 80-90 sene önce Yunan askerleri Anadolu'da köyleri yakıyorlardı, insanları öldürüyorlardı. Ama iş bitti, oturdu, barış anlaşması yapılıyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi daha yakın zamanda Ermenistan-Azerbaycan değil mi? Hocalık katliam oldu, o oldu. Ama ne oldu? Oturdu, kazandı. Kazanan masaya çağırdı. Ama zaten savaş onu masaya çağırmak için yapılır. Onlar anlaşabiliyor da ya futbol kulüpleri nasıl anlaşamıyor ki? Aralarınızda yani öyle bir kavga da yok, savaş da yok. Tribün baskısı. En büyük sıkıntı bu Türk futbolundaki. O yüzden reseti atamıyorlar. Kurtuluş bence kulüplerin satılmasında. Serdar İngiltere'deki abi. Kulüplerde böyle şeyler olmaz. Çünkü oraları şirket. Bak İngiltere demiş. Orada taraftar baskısı olmaz. Ey Liverpool başkanı sen nasıl olur da Everton'un başkanından yan yana gelirsin iftarda? Demez adam. Yok çünkü onlar tamam rekabet var ama birbirinin aynı zamanda diyorlar ki biz bu ligin paydaşıyız diyorlar yani. Biz aynı şirkete ortağız diyorlar. Aynı şirketten hisse aldık diyorlar. Bak, İngiltere futbolu demişken geçtiğimiz günlerde bir örnek verdim. Yine vereyim. Simon Hooper İngiltere'nin FIFA hakemlerinden bir tanesi. Çok da değerli bir hakem. Sezon başında Liverpool Tottenham maçını yönetti. VAR'dan gol kararı gelmesine rağmen Simon Hooper Liverpool'un golünü vermedi. İngiliz futbolu dahil tüm dünya futbolu bayağı bir o hafta o olayla çalkalandı. Çünkü VAR'daki gol diyor. Hakem yine de golü vermiyor. Sonrasında Simon Hooper'a tabii ki bu konu soruldu. Simon Hooper'ın açıklaması şu. Bir iletişim kopukluğu oldu VAR'la aramızda. Özür diliyorum dedi. Bu kadar açıklama. Neyse İngiliz futbolu sonrasında Simon Hooper'a Manchester City, Newcastle, Chelsea, Newcastle, City, Chelsea gibi ondan sonra İngiltere'nin üst düzey maçlarını verdi ki arada başka maçlar da verdi. Şimdi soruyorum bizde olsaydı Simon Hooper VAR'ın gol dediği pozisyona gol vermeseydi geçtim üst düzey maçları o sezon maç yönetir miydi? Çok fazla arkasından konuşma olmaz mıydı? Her şeye geçtim, her şeye geçtim. Simon Hooper yönetici ilk büyük maçta, diyelim işte dedim az önce Chelsea Newcastle maçını yönetiyor. Chelsea'den bir açıklama geldi mi? Yok. Newcastle'dan açıklama geldi mi? Yok. Ya zamanında bu hakem şunu şunu yaptı, bizim maçımıza niye veriyorsunuz kardeşim şeklinde açıklama da gelmedi. Yani İngiliz futbol demişken tamam belki bizden çok hani başka noktada öndeler ama güven noktasında öyle bir farklaşmış durumdalar ki biz bu güveni maalesef uygulayamıyoruz. Evet. Biz hep hakemlerimizin geçmişlerini... Bugüne taşıyoruz. Türk futbolundaki olayların geçmişlerini de bugüne taşıyoruz. Dolayısıyla beyaz bir sayfa açamıyoruz. Nokta. Nokta. Evet Serdar. Nokta ötesi bir durum. Yani ben güzel özetlediğimi düşünüyorum. Yani böyle bir sıkıntı var ama sıkıntı öyle çok maalesef keşke çözülebilse. Yalnız çözülebilir bak çözülemez de bir durum değil. Serdar abi sadece futbolla ilgili değil. Ben hep sosyolojik bir durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama İnsanlar da birbirine güvenmiyor yani. Öyle bir sıkıntı var. Sadece futbol ikliminin güvensizliği üzerinden okuyamayız bence bunu.
Yani birincisi, ben bazen söylerim, Türkiye'de futbola devletin para vermemesi gerek, devletin destek vermemesi gerek. Çünkü bu kadar destek verip de bu kadar borcun büyümesi saçma. Bu kadar tesis yatırımı olup da Avrupa'da başarı olmaması saçma. O nedenle bir gün devlet bakın kendi halinize dediğinde bakalım kulüpler ne olacak, ne yapacaklar o kulüpleri yönetenler. Ve ben dernekler kanunu değiştirip de bir an önce kulüplerin, fakat burada alacak olan sermaye de çok önemli. Atıyorum şimdi devlet düşmanı bir sermaye alır yurt dışından. Sana sıkıntı çıkartabilir. O olmaz tabii ki. Böyle bir değişime gitmesi lazım. Çünkü bizi ciddi sıkıntıya sokan taraftar baskısı. Çünkü taraftar profili çok değişti. Şimdi Ozan biraz bayramlara gitti. Ayakkabılar işte dedi. O günler dedi. Gazozlar dedi. Doğru. O günlerde ben de çok mutluydum. Kanalların tek kanallı, iki kanallı olduğu dönem. Şimdi bu kadar çok imkan olup da bu kadar çok insani değerleri yitirdiğimiz bir dönem ben duymadım. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla burada artık biraz bazı şeyleri de değiştirmek gerek. Profil çok değişti. Taraftar profili çok değişti. Şimdi hocam bir şey söyleyeyim. Adam sahaya giriyor. Cezaevine giriyor. Suç işledi. Onunla çıkartıyor ve avukatlar poz veriyor. Avukatlar poz veriyor. Ya bu iş bitmiş artık. Bu iş bitmiş yani. Bunun daha başka anlatılacak bir durumu yok. Yani bunu her kulüp için söylüyorum ha. Tek bir kulüp kimsenin aklına gelmesin. Yorumsuz. Evet yani bu ülkede belediye başkanları, emniyet müdürleri, bir sürü yer, yetkili merciler de bazen futbola giriyor ve eli ayağı birbirine karışıyor. Ben hep derim onlara, siz sakın futbola bulaşmayın. Çünkü orası öyle bir yer ki. En böyle haklı adamı bile haksız duruma getirir. Profili çok değişti. Şimdi ben o yüzden diyorum, İngiltere'den bir tane taraftarı getir, ben Türk televizyonlarında yorumculuk yaptırırım. Futbolu biliyor çünkü adam. Ölmeye geldik, ölmeye diye bağırmıyor. Böyle bir taraftar profili yok. Niye ölüyorsun ya? Halit Kıvanç'ın ne güzel bir kitabı var ya. Hasta Fenerbahçeliyim, hasta Beşiktaş'ım, hasta. Oğlum niye hasta oluyorsun diyor. Sağlıklı Fenerbahçeli olsana olsun diyor. Evet. Sağlıklı Beşiktaş. Yani sıkıntı bu. Dolayısıyla bu iş çözülmez. Ama bu işi hani deriz ya Ali Koç'a Ali diyebilecek bir abi yanında illa yönetimde olması lazım değil. Bunu tabii tırnak içerisinde söylüyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Türk futbolunda da bir abi formülü falan olması lazım artık. Devlet kanadından mı, futbolun şimdi içerisinde mi? Şimdi sen bunları mi anlatırken ben de onu düşünüyorum. Akil eskiden insanlar grubu. Bak geçen Şenaz Erzik çıktı, güzel şeyler söyledi. Herkes Hukuk Dalası'nın neler söylediği üzerinde şey yapıyor. Adam Hukuk Dalası'nın kendisine kızdı. Ama o Çınar. Futbolun çınarlarından biri. Bayağı bir kızdı. Yani evet, belki o sızdırmıştır dedi. Şimdi demek galiba istediğin nokta bu. Sende böyle değerlerin var ki elinde. Hiç kimse gidip konuşmuyor. Hiç kimse onlara fikir sormuyor. Efendim falanca hoca rahmetli oldu. 80 yaşında aramızdan ayrıldı diye. Niye ölünce hatırlıyorsun adamı? Bak bunlar yürüyen kütüphaneler. Oturun, konuşun. Genelde de ölünce cadde ismi veriliyor. Ama niye? Biraz ona dönüyor işte. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Bizde bazı genç kardeşlerimiz o hataya düşüyor. Sizin döneminiz bitti falan diye şeyler diyor. İnsanın dönemi ne zaman biter biliyor musun? Azrail'i canını teslim ettiği zaman biter. Bence insanın dönemi o insanı tanıyan son insan öldüğünde yok, biter. Yok, ben bu hayatta olduğu zaman dönemi diyor, önemi bak, değil. Dönemi diyorum. Dönem yani. Onu dünyada da olduğu sürece dönem, bir insan onun dönemi bitti diyemez. Ben artık ders almıyorum, ders veriyorum gibi bir yaklaşım dünyada geçerli değildir. Peki Ozan abi, senin söyleyeceğin o dönem vardı dedin ya. Yani Metin Oktaylılar, Lefterler, Baba Hakkılar dönemi mi? Şimdi ben onlara pek şahit olmadım ama şimdi yani klasik herkesin ilk vereceği cevap Süleyman Seba olur bu işlerde. Ya mesela bir Özhan Canaydın. O nezaketin karşısında, o beyefendinin karşısında bazı şeyler sen bile sesini tonunu ayarlamak zorunda kalırsın. Böyle insanlar geçti. Şu anda her yani bir kavgacı ortam var inanılmaz derecede. Maalesef. Bu bunları konuşunca biz ülkenin gündemi ortaya çıkıyor, dünyanın gündemi ortaya çıkıyor. Hiçbir şey bilmiyorsan cahilce finalde şunu söylüyorsun.
ya bu pandemiden sonra insanlar değişti demeye başladılar. Kim hastaneye kaldırılsa aşılardan dolayı oldu denmeye başlandı. Maalesef ya, çok cümle var. Şunu söyleyeyim. Aşı, hani kimin bir pıhtı attı dendi mi hemen aşılar yaptı. Aşıların insan vücudundaki tıbbi olaylarını okuyun. Bir yıl sonra zaten geçerliliği yok. Seni korumuyor. Yani vücudunda artık öyle bir şey yok. Yani adam 3 yıl önce aşı olmuş. Şimdi pıhtı atınca aşıdan dolayı ama diyorlar. Ama sen böyle konuşuyorsun da anti aşıcıları şeyine düşme ha, sosyal medyada. Yok. Dur hayvanseverlere girelim o futbol zaman. Oraya hiç girme. Futbol deyince ayrı, anti aşıcılar deyince ayrı. Alaçatı'nın köpek sorunu ne olacak? Oraya hiç girme. Bak orada 2000 tane köpek var Alaçatı'da, sokak köpeği. Sokak hayvanları ne olacak abi? Al işte. He? Al işte. Hangisi şimdi daha tehlikeli benim için? Anti aşıcılar mı? Hayvanseverler mi? Hayvanseverler de bak orada da sıkıntı olur. Ben de hayvan severim de o konu farklı tabii. Sen yani bugüne kadar hiç ben ahlaksızım, ben yanlış yapıyorum, ben hainim diye düşünen birisini gördün mü? Sen yok. Kendin düşündün mü mesela? Yanlış yaptığım zaman düşündüm. Ama ahlaksızım veya hainim, bak dozajı arttırdım. Ya ben yalan söyledim veya ben hata yaptım, bunu yapmadım diyebilirsin. İnsanoğlunun formatında bazı şeyler var. Şunu söyleyeyim sana, boyun kısadır, ya keşke uzun olsaydım dersin. Saçın seyrektir, ya keşke Serdar Sarıdağ gibi saçım olsaydı diyebilirsin. Tenin esmerdir, keşke ya biraz beyaz mı olsaydım dersin. Şu toprakta doğmuşsun, ya keşke orada mı doğdum diye düşünürsün. Fiziksel her şeyi, ya bu adam benden daha yakışıklı, değişeyim, keşke ben tipim böyle olsaydı diyebilirsin. Ama hiçbir zaman aklımı bununla değiştirmek istiyorum demezsin. Hep kendini en akıllı zannedersin. Şimdi burada da hep haklılık payı, bu baktığımızda da kulüp, hepsi haklı abi. Hep kendilerini akıllı, hem akıllı hem haklı görüyorlar. Anlatabildim mi ne demek istedim? Hem de yani, mağdur. Bu mağdur edebiyatı son zamanlarda demagoji yapmak için çıkan bir şey. Ama şu var. Yani ben duraksayarak konuşmamın sebebi bile ne biliyor musun? Artık böyle bir futbol iç savaşı çıktı. Hep böyle herkes kendi yanına ya bir elini vicdanına koyarak konuşmak lazım. En önemli şey bu. Ne yaparsan yap, futbolu mu konuşuyorsun, ticaret mi yapıyorsun, aşk mı yaşıyorsun? Ya çapkın biri misin? Sen bekar adamsın diye söylüyorum. Örnek. Ya karşında muhatap olduğun bayanın, senin de bir kız kardeşin, senin de bir annen olduğunu unutmayarak ona göre davranmak zorundasın. Anlatabildim mi ne demek istedim? Ağzından çıkacak laflar, onun hayallerini çalmak. Tabii ki. Başka biri iş mi arıyor? Ona vaatlerde bulunup onu zamanını çalmak, yani bunların hepsi vicdanla yapılabilecek şeyler. Bizim son yıllarda yaşadığımız en büyük eksiklerden biri, kendimi ben her gün tartıyorum. Her gün. Kilo olarak değil. O moralimi bozuyor. Kilo olarak tartıya çıkmıyorum. Vicdan tartısında her gün tartıyorum. Yani şunu şöyle mi yapmasaydım, bunu böyle mi yapmasaydım? Ramazan ayları özellikle çok tehlikelidir. Buradan yani bugün niyetli olanlara söylüyorum. Ben böyle biraz ironi yaparak konuşuyorum. Her Ramazan benim bir iki tane cesedim vardır. Bu deyince ne oluyor? Katil mi bu adam? Hayır. Kalp kırma. Tam burayı alacaklar şimdi, evet. Kesecekler. Kalp kırma. Sosyal kalp medyaya kırma. Koyacak. Mesela 4'ten 5'ten sonra telefona bakmak istemem. Şey yükselmiştir böyle. Öğleden sonra 16'da 17'de telefona bile bakmak istemezsin. Adam hatırını sorsa ne soruyorsun lan diye bile bağırabilirsin yani. Böyle şeyin. Bunlar tamam. Ben mesajı aldım. O zaman abi 5'ten sonra aramayacağım yani. Beni 9'dan sonra arayacaksın. Zaten öyle yapıyorum abi genelde. Sabah 9 değil ha, akşam. Anladım. Mesajı aldım ya. 21'den sonra arayacaksın beni. Sabah yayınlarda da görmüyoruz ha. Doğru söylüyor. Şimdi şu var. Yani bu işin biraz tabii akılda kalsın diye böyle şakaya da vurdurarak anlatıyorum ama geçenlerde böyle kültürüne, zekasına güvendiğim birisiyle konuş, yani böyle sohbet, dost sohbetinde gördüm. Finalde dedim ne? Bu kadar güzel şeyler anlatıyorsun. Konuşuyoruz. Şu anda dünyanın çektiği en büyük sıkıntı, internetin doğurduğu bence bu. Bir ahlak sıkıntısı var. Yani insanlar her şeyi görüyor abi burada. Lan benim de bundan olsun. Bu arabadan da olsun, bu tekneden de olsun, bu şeyden de, bu kıyafetten de olsun. Böyle restoranda ben de gideyim. Bu bakış açını, görüşünü bilmem neyi değiştiriyor artık. Tabii. Vicdanı da değiştiriyor, ahlakı da değiştiriyor. Hiç yapmayacak, 20 yıl önce yapmayacağın olaylara şu anda göz yumuyorsun. Anlatabildim mi? Tabii. Senin karşı çıkabileceğin şeylere, bazı şeylere göz yumuyorsun. Yani burada dünyanın en ahlaklı insanı ben miyim anlatıyorum. Değil. Teşhisi koyuyorum. Hani bunun tedavisi neyse. Şimdi hep klasik benim bir örneğim vardır Serdar. 40 kişilik sınıflarda okuduk, doğru mu? 44 kişi, 43 kişi, 45 kişi. 20 saniyeden fazla mı örnek? Araya gideceğiz. Gelince hatırlat o zaman bunu, tamam, anlatayım. Gelince konuşalım. En güzel konu budur.
gelince konuşalım, kesilmesin. Spor gündeminde değerli izleyenler, yine ara zamanı saat başında yeniden karşınızda olacağız. Spor gündemi devam ediyor. Son saatin içerisindeyiz değerli izleyenler ve bu saate Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş Başakşehir deplasmanında olacak. Serdar abi, şimdi Beşiktaş'ta tabii hep konuşuyoruz gündem. Yani önümüzdeki sezon planlaması, zira Türkiye Kupası, bir de tabii ki ligdeki üçüncülük pozisyonu. Ama Trabzonspor'da şu an 6 puanlık bir fark var. Beşiktaş bugün kazanırsa 3'e inecek. Ama sanıyorum esas gündem zira Türkiye Kupası ile herhalde daha çok transfer çalışmalarının üzerine Beşiktaş'ta yoğunlaşmış durumda. Birinci hedef tabii ki zira Türkiye Kupası. Nihai hedef. Ama tabii transfer de çok önemli. Taraftarda şöyle bir endişesi var. Aynı kabus seneye de devam eder mi diye. Hatta o yüzden seneye Santos'a devam etmeyin sakın. Başka bir hocayla paylaşın. Başlayın. İşte ne bileyim Sergen Hoca gibi bir enerjisi olan adamla yürüyelim gidelim diye yorumlar da yapılıyor. Ama tabii ki buraya hemen lig bitmeden veya Zira Türk Kupası bitmeden buraya bir dahaki sezonun hoca anlamında planlamasını yapmak çok mantıklı değil elbette. Ama bence hepsinden öte transferler. Ama alınacak oyuncular değil, gönderilecek oyuncular. Yeri aşman lazım, ekonomiyi aşman lazım, kontenjanı aşman lazım. Bir dahaki sezon ne getirecek bilemiyoruz. 12 yabancı mı olacak? Harcama limitleri diye garip bir şey çıktı bu ülkede. O çıktığından beri borç daha da arttı. Niye çıktı? Borç azalsın diye çıktı. Ama daha da arttı. İşte uygulandı mı? Uygulanamıyor, ne kadar uygulandı? Uygulanmıyor. Milletin arkadan dolanmasına izin veriyor. Yani böyle bir harcama limiti arttık. Bak harcama limiti ilk konuşulduğunda neler söylendi? Şimdi nereye geldi? Tabii. O yüzden dolayısıyla burada bazı şeyleri beklemek zorunda. Önce bence yer açmak, transfer yapmaktan daha önemli. Kurtulabilmek. Bir şey ödemekten kurtulabilmek. Ya benim borcum var. Ben eve eşya ne alırım mı diyeyim. Yoksa borcumu ödeyemiyorum. Evdeki fazla eşya alır mı satayım derim. Borç oldu mu insana kafası rahat olmaz zaten. O yüzden o borçtan bir an önce kurtulmak lazım. Kesinlikle. Yani ben şunu söyleyeyim. Bir daha dünyaya gelsem, her şey yine başa dönse, ben hayatımda taksitli borçlu bir şey almam. Aa bak, o biraz karakter meselesi. Mesela babam da yani bir döner olmasına rağmen sürekli borç yapardı. Çünkü yani bir alışkanlık gibiydi adamda. Çünkü ticaret odur. Alışveriş budur. İzliyordu ama beni de sistem, rahat edemezdi ama. Ama yani dünyada sistem öyle bir sistem ki. Ya bu dünyadaki şu anki ekonomik sistem zulüm sistemi. O yüzden mecbursun borçlanmaya bazı konularda. Borçlanamadan yapıyorsan ne ala. Ama bu kulüplerin bu kadar borçlu hale gelmesinin en önemli nedeni o 3 İstanbul takımı var ya, onlar işte kendi aralarında bir anlaşma yapsalar, bütçeler bu kadar aşılmasın, efendim o olmasın, şu olmasın diye. Hayır dediler, ne yapayım ki ben dedi. Benim dedi gelirim daha fazla size dedi. Ben dedi böyle yaparım dedi. Tamam dedi, sen öyle yapıyorsan ben de şuradan borç alırım. Senin kurduğun kadronun daha iyisini kurarım. O öyle öyle yapa yapa bugün hepsinin borcu 10 milyar TL'nin üzerinde. Tabii. Senin o yüzden müzendeki kupalar beni ilgilendirmiyor. Bir gerçek var. Senin cüzdanında para yok. Durum oraya doğru gitti. O yüzden Beşiktaş'ın transfer hamlelerinin birinci sırasında yer açmak en doğru hamle. Şimdi de diyorlar ki ya parası olan adam gelsin diye. 10 milyar TL'nin üzerindeki borçtan bahsediyoruz ya. Sen ne diyorsun? Parası olan adam da gelse verir mi? Ya bir de öyle kapanmıyor ki yani sonuçta başka bir mevduat var. Yani gideyim ben bu kulübün borcunu kapatıyorum diye parayı verip kapatamıyorsun. Öyle bir şey de yok yani. Bak etrafında çok paralı insanlar vardır. Diyorsun ki çok paralı insanlar var etrafında. Ben mutlaka bir yerden borç bulurum. Bulamazsın bazen. Neden biliyor musun? Çünkü etrafındaki çok paralı insanlar şunu der. Bu benden borcu alacak ama geri verebilecek mi? Herkes onu düşünür. Geri verebilecekse zaten adam senden borç istemez. Mutlaka geri öderken sıkıntı yaşayacak. Bu işler böyledir. Senin için futbol dünyasında herkes paralı. Bak, kime baksan futbol dünyasında herkes zengin. Ama borç böyle. Ama Beşiktaş taraftarı da şu an cüzdana çok bakmadan... Kulüpler fakir, kişiler zengin. Bambaşka isimler bekliyor Beşiktaş taraftarı da. Çünkü geçtiğimiz sezonun tablosu ortada. Bu arada yani hiç hani öyle görünmüyor belki ama 17 milyon euro harcadı Beşiktaş. Yani yaz döneminde, devre arasında ayrı. Şimdi bu kadronun çok daha üstüne, daha üst düzey bir kadro kurulması bekleniliyor.
Muhtemel 11 verdik mi? Taraftar cüzdana falan bakmıyor şu anda. Muhtemel 11 verelim, verdik mi? Muhtemel 11 vardır. Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'ine de bakalım. Herhalde şey Serdar abi bu isimlerden kaçı seneye devam eder etmez ona mı bakacağız? Yok. Değil. Var ama yani o konu da çok az değil bence. Yani muhtemel 11'de hani ya bütün kadro sil baştan olmayacak tabii ki. Verelim yani, muhtemel 11'i alalım ekrana. Bugünkü maçın muhtemel 11'i evet, evet bugünkü maçın muhtemel 11'i. Kalede Mert, savunmada Emrecan, Colin, Necip, Svensson, savunmanın önünde Jetson'la El Musrati, Raşit Sağ, Muçi ve Gezal hücuma yakın, Semih de en uç noktada. Şimdi ben sana bir 11 söyleyeceğim. Bana gelen bilgi yani gün içerisinde hemen söylüyorum. Şimdi kalede Mert doğru. Svensson, Omar, Necip, Bahtiyar bence. Getson, Amartey. El Musrati yok. Yok. Bana gelen bilgiye göre ben soruşturduğum gibi Muçi var. Raşitsa, Abubakar, Semih. Gezal yok. Gezal yok. Şimdi orada El Musrati yok. Kaç para? İyi bir paraya alındı. 12. Ama Amartey oynuyor yerine. Acaba sakatlık mı var? Sakatlığı vardı. Vardı ama şu an kadroda diye biliyorum ben. Tabii. Öyle biliyorum. Çünkü bir aydır... Yok, kamp kadrosuna var zaten. O yüzden. Var. Yani belki sakatlıktan çıktı. Sakatlık dönüşür diye belki olabilir. İşte senin mesela harcıyorsun ya. Atıyorum yıllık 4-5 milyon euro verdiğin, bonservisi 20 milyon euro verdiğin adamın sakatlanarak sezonu kapatma ihtimali var mı? Futbolda maalesef her zaman var. Var değil mi? Madem bu kadar borcun varken, bu kadar adamlara para vermenin nedeni ne? Nedenini sana söyleyeyim. Rakiplerin yaptığı transferler. Tabii ki. Bir gün üç büyükler toplantı yapıyor. Amatör branşlarla ilgili kısıtlamayı diyorlar. Uçuyor çünkü bir kulüp var uçuyor. Ona da alacağım, bunu da alacağım, şunu da alacağım. İşte benim kulübüm dünyanın büyük kulübü falan filan diye. Oturalım konuşalım yetiştiremiyoruz. Geriden ödüyoruz. Yok, sıkıntı yaşıyoruz. Normalde şu an bütün kulüpler teknik olarak iflas etmiş durumdadır. Sadece tabii devletin evet koruması altındadır. Bu kadar net. Bunu herkes kabul etsin. Bak çok net söylüyorum. Hükümet olarak algılamayın olayı. Yarın AK Parti gider, Anavatan gider, o gider, bu gider. Bir sürü partiler gitti. Devlet var, kulüpler var. Ve devlet koruması altındadır şu an bu kulüpler. O yüzden herkes bu gerçeği bilsin. Sen borçlusun. Sen o toplantıyı yapmanın nedeni bu kadar borç. Aman işte kulüp satılır derken o toplantının ertesi günü iki gün sonra basketbolda korkunç pahalı bir adam oluyorlar. Bir tane kulüp. Bozuldu. Bitti iş. Öbürleri ne yapsın? Çünkü öbürlerin taraftarı diyor ki hani bize bak adam alıyor. Bırak kardeşim. Git kardeşim o zaman. Paran yoksa gelme kardeşim. Seçime götür kulübü. Hatırlayalım Samet Aybaba daha yeni göreve geldiği günlerde açıklama yapmadı mı transferle ilgili? Galatasaray ile Fenerbahçe alıyorsa biz de alacağız dedi. Evet nasıl alıyorlarsa. O şeyi biz de yapacağız dedi. Evet. Yolu biz de bulacağız dedi. Evet. Demek ki biliyorlar yolu. İşte bunu demeye çalışıyor. Ama ne oluyor? Bugün Erden Timur alkışlanır. İki gün sonra Erden Timur gider. O borçlar sende kalır. Bugün atıyorum transfer komitesi. Beşiktaş'ta kimse. Samet Aybaba gider. İki gün sonra o borçlar sende kalır. Bugün Ali Koç gider. O borçlar. Gerçi Ali Bey... Daha ne yapsın kendi Ali Bey borçlarıyla beraber gider ya. Evet. Evet o başka istisna. Ama daha önceki sportif direktörler, futbol şubesine bakanlar öyle gittiler işte. Tanındılar, alkışlandılar. Taraftar büyük başkan dediler, büyük yönetici dediler. Omuzları aldılar. Getirdi oyuncunun ismine yan yana gelmek bile onun için reklam ama bugün borçlar duruyor. Demek istediğim bu. Sevgili taraftar profili. Şu baskıyı artık kurma insanların üzerine ya. O yüzden tek çare Ayşe. Yani diyor ki Beşiktaş Ayşe var, Fenerbahçe Ayşe var, Galatasaray Ayşe var. Öyle değil. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin taraftarı kongreye yapısı artık karışmamalı. Tek çaresi kulüplerin satılması. Yoksa borç da artacak. Çünkü öbürü alacak. Buradaki diyecek ki sen de almıyorsun başkan. Satılma değil ama. O yüzden bak Beşiktaş o yüzden şey gazına gelmeyecek. Geçen seneki yaz transfer döneminde bazı kulüplerin attığı havalar var oldu. O gaza gelmez. Çalışan, oynayan, genç, sana katkı sağlayabilecek oyuncuları almak daha mantıklı.
Başakşehir City gruba katıldı zaten ama o satılma anlamında değil, daha farklı bir proje. Fakat belki ilerleyen yıllarda diyeceğiz ki bu bir başlangıçmış. Şimdi alt liglerde olup da büyük kulüplerden daha az borcu olup gelecekte büyük kulüplerin yerine geçebilecek kulüpler var. Eğer büyük kulüpler böyle giderse onlar senin yerine geçer. Yani adamların parası var. Fenerbahçe'yi almak istiyorum dese kongre evleri nasıl oy kullanır? Bilmiyorum. Güzel soru. Hayır, bu konu açıldı diye şimdi bir sorayım dedim Serdar'a. Senin görüşün ne? Orada kararsız. Şey soracağım, bir de basketboldan bahsettin. Çünkü Ali Koç dedi ki ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar dedi. Ben Fenerbahçe taraftarı olsam, madem Ali Koç olduğu sürece bu ülkede Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklarsa ben istemem mesela Fenerbahçe taraftarı olsam. Peki. Çünkü böyle bir sıkıntı var. Ali Bey'in kendisini istemiyorum anlamında değil bu. Kendi öyle dedi çünkü. Peki biraz önce söyledin ya, orada kesmek istemedim. Aklıma başka bir şey geldi. Basket için transfer yapıldı dedim. Bir tane kulüp çok pahalı bir transfer. Euro Ligi kazandığında ne kadar para alıyorsun? 1,5 milyon euro. Fenerbahçe'nin basket takımının bütçesine? Şu anda 20-23 arası. Ben 30 biliyorum. Yok, 30. Hayır, sen benden iyi bilirsin onu. Yok, estağfurullah. Obradoviç dönemi. Hı hı. 30'a yakındı, şimdi 20-23. Kazanırsan 1 milyon alıyorsun. 1,5. Türkiye Kupası'nı istemiyorum diyor. Zarar ediyorum diyor. Türkiye Kupası'na gidip gelmek o seyahatlerden mi daha çok zarar eder Fenerbahçe? Seyahat zararı var yani burada. Başka futbolcuya sen senede 40 tane oynadın veya 44 tane oynadın diye ayrı para ödemiyorsun. Anlatabildim mi ne demek? Baskette mi? Basket seyahatleri de mi? Bak daha şimdi çok basketbolda, Euro Ligi alsan bile senede, yani şimdi burada tabii diyecekler ki kardeşim sen maliyeci misin veya mali müşavir misin? Defter mi tutuyorsun? Eleştirmezsin abi, konuşabilirsin tabii var. Ki. Hayır şunlar var, bunlar var diyecek. Zarar ediyor Fenerbahçe kulübü. Şimdi ama orada şöyle diyorlar. Ama Türkiye Kupası'ndan yaptığı zarar ne olur? Türkiye Kupası'na umurumda değil diyor yani. Yaptığı zarar ne olur Türkiye Kupası'ndan? Söyleyeyim mi son ödülü? Real Madrid kazandı. 1 milyon 759 bin euro. Şimdi bunun manevi tarafı çok önemli. Yani bütün Avrupa'da sen konuşuluyorsun. Neyi, basket için mi? Evet, evet, evet. Ya ben karşı değilim. Ben sen bana böyle dersen bunu söylüyorum. Ben eleştiren... Ben var ya 30 değil 50 harcasını ben istiyorum. Basket'e yer... de her sene şampiyon. Ben başka yere tabii gelmek istiyorum. Sen öyle diyorsun dedi. Ben de yanlış. Şimdi sevgili bizim Bilgin Gökbek abi zamanında Milliyet'te yazmıştı. Bir şey organizasyonu ne, İstanbul'a alınacak veya alındı. Orada şeye tutulmuştu Bilgin abi. Bu dedi İstanbul'un tanıtımına da acayip katkı sağlayacak diye. Bilgin abi dedi ki ya dedi İstanbul dedi bunun yüzünden tanınacaksa ben İstanbul olsam istemiyorum, lanet olsun derim. Ya koskoca İstanbul bir tane turnuvadan mı tanınacak? Yani dünya tanımıyorsa tanınmayanın sorunudur. O İstanbul'un değil. Şimdi burada Fenerbahçe veya Galatasaray Beşiktaş işte Euro Ligi aldı, o ligi aldı, bu ligi aldı. Parası az ama biz tanındık falan filan işte reklam açısından falan. Kusura bakma yani Fenerbahçe ise bu turnuvayla tanıyorsa tanımayan adamda sorun var demektir. İsterse dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun. Buralar, yani futbol büyük bir dünyadır ama küçük bir köydür aslında. Yani ben alt ligleri, yabancı ülkelerin alt liglerinde kulüp tanıyan insanlar biliyorum ya futbol sever olarak. Öyle insanlar da var. Ben burada zarara bakarım. Ozan dedi doğru, ben zarara bakarım. Gerçekten de oradaki parayı da başka yerlere aktarsam aslında amatör branşlarda çok daha, mesela olimpik sporlar var, bazı olimpik sporlar. Orada elde ettiğin başarı seni daha iyi tanıtıyor aslında. Fenerbahçe bu arada Allah var olimpik sporlara da çok iyi. Fazla yani bütçe ayırıyor. Yani benim demek istediğim nokta bu. Enka var, Fenerbahçe var. Oranın bütçesi, sen bana o kadar, ha o parayı sen git bana 4-5 milyon euro bir yatırım da al, bir şey diyemem bu başarıyı. Ama o diğer kulüpleri toplantıyı yapıyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun. Başka bir basketçi alıyorsun. Ne oldu? Futbolu da böyle bu işleri. Hele bir de senin, bak bir de şu var Ozan. Bir tane oyuncu alacaksın. Yanına da ezeli rakibinin ismini yazıyorsun. Galatasaray alacak veya Fenerbahçe alacak. İşte Fener de ilgileniyor veya Galatasaray da ilgileniyor. Alıyorsun ve yandaş gazetecilerine de işte Fenerbahçe'nin elinden aldılar, Galatasaray'ın elinden aldılar diye haber yaptırıyorsun. Bir de böyle tehlikeli süreç var. O yüzden transferde Beşiktaş yönetimi gaza gelmesin. Hiç gaza gelmesin. Futbol aklı da var. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, Ulviler, Kadirliler altta kendi ekibi var. Scouting'den tutun. Bir sürü isim var orada. O yüzden futbolun içinden genel adamların yönettiği bir branş oldu futbol. O nedenle normal futbol içinden genel adam
iş insanların yaptığı transferler gibi transferler yapmaz. Ama şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sezon Ahmet Nur Çebi yönetimi taraftara sakin olun. Biz işte herkes gibi transfer yapmak zorunda değiliz dedi. Hatta protestolar da oldu ama hani bugün görünen nokta okuyor. Taraftar haklı görünüyor şu anda. Şimdi aynısını bu yani hele böyle bir sezon yaşayan Beşiktaş'a ya Ozan abi bugün Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş'ta arkadaşlarımla konuşuyorum, insanlara soruyorum, bakıyorum bazılarının gerçekten maçtan haberi yok. Gerçekten ve bu insanlar hani Beşiktaş'ı çok uzun yıllardır takip eden insanlar. Bir tanesi şey söyledi bugün ya, ya bugünkü maçı kazansak dedi, bende nasıl bir mutluluk, nasıl bir heyecan olacak ki dedi. Yani sezona dair bir şey hissetmiyorum dedi. Böyle bir sezonun ardından Beşiktaş transfer sezonunda ki rakiplerinin de ekstra güçleneceğini hesaba katarsak, sakin geçirirse bilmiyorum yönetim taraftara derdini nasıl anlatır? Şimdi birincisi öncelikle sana bir abi tavsiyesinde bulunayım. Bazen taraftarların duymak istediği şeylerden bahset. Mutsuzluklarından asla bahsetme. Bu bir evlilik tavsiyesi de aynı zamanda. Onun gibi bir şey bu. Anladın mı? Onun gibi bir şey. Sen yemek tavsiyelerini falan seviyorsun ama böyle tavsiyeleri bilmiyorum nasıl görüyorsun. Yok ben her tavsiyeyi açayım. Çok güzel. Şimdi Beşiktaş'ın yani bu sene hedefi, en büyük hedefi ne olabilir Serdar? Ziraat Türkiye Kupası ve üçüncülük. Ne söyledin? İlk söylediği şey? Ziraat Türkiye Kupası. Bazıları kupayı hiç önemsemezken başka birisi en önemli konusunun kupa şu andaki gündemindeki bir numaralı konu Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı alabilmek. Hem Avrupa'ya götürecek, anlatabildim mi? Hem de sezonu kupayla kapatmayacak. Bu neye benziyor? Jose Mourinho'nun kolundaki konferans ligi. Üçüncü kupa konferans ligi o zaman. Jose Mourinho gibi adam ya. Roma'yla kazandığı konferans. Mesela Jose Mourinho olup da normalde o egoya sahip bir adam. Ya benim bana ne kazıttırıyorsunuz konferans ligi? Şampiyonlar ligi var zaten yani. Ha ben dövme taraftarı şimdi, bir adam değilim. Dövmeyi sevmem. Şimdi, ama adam yaptırıyor. Üçüncüsünü yaptırdı konferans ligi. Şimdi şu var. Birisi kupa benim için önemli değil. Zaten zarar ediyorum. Hiç oynamasam da olur diyor. Diğeri de bu sene kupayı alsam her şey değişir benim için diyor. Ben de diyorum ki birisinin ekmeği bayat derde. Herkesin derdi ayrı ya. Birisinin ekmeği bayat, diğerinin elması küçük. Elmas. Mücevheri küçük. Yani kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak. Onun gibi bir şey. Herkesin derdi farklı. Ama savaşlıkları... Ya da korinet derdinde kasap. Ozan güzel özetledi durumu. Burada şimdi baktığında keşke bunları yapmasaydı Fenerbahçe. Biz bunlardan tatmin olmayan birçok insan var. Benim şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım bana mesaj yazmış. Ne yazıyor biliyor musun? O basket hayranı birisi. Ben biraz önce dedim ya çok zarar ediyor. Euroleague'den 3 basketçi NBA'ye gönderdik diyor Fenerbahçe olarak diyor. Bu basketçiler üst seviyede oynadı. Üst seviyede. Ama Türkiye Kupası'nda böyle bir şeyle faydalanamadık. Hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Türkiye Kupası'nda senin gittiğin şehirler, o şehre kattığın heyecan, enerji anlatabildim mi? Ve en alt basamaktan itibaren kimler başlıyor, kaç takımla başlıyoruz? Şimdi cehaletim ortaya çıkmasın, Türkiye Kupası kaç takımla başlıyor? Biz belli bir şeyden sonra yayınlıyoruz zaten bunları. Hiç ismini İlk duymadığımız... İlk turdan itibaren yayınlıyoruz. Hiç duymadığımız kulüpleri duyuyorum. Orada her oynayan oyuncu bir gün Fenerbahçe'ye karşı bunları elersem, rakibi yenebilmekteki en büyük hedef ne biliyor musun? Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a karşı oynayabilmek. Tabii. Sahaya onlara karşı çıkabilmek. O şehre gittiğinde, o şehirde inanılmaz bir katkı var. İnanılmaz bir heyecan var. Herkes seni bekliyor. Yani bunların parayla, pulla veya başka şeyle anlatabilmek kolay bir şey değil. Yani ifade edemezsin bunları. Bunları yaşamak apayrı şeyler. O yüzden yani benim biraz önceki Euroleague işindeki anlattığım sadece örneklendirme daha anlaşılabilir olsun diye böyleydi. Ama konu burada baktığımızda Euroleague'de zarar ediyor gitmesin değil. Ne diyorum? 30 harcıyorsa 50 harcasın. Biz her sene final oynayalım. Hangi takım olursa olsun, Türk takımı olsun. Basket seyircisinin kültürü de ayrıdır. Basket seyircisinin heyecanı da ayrıdır. Şu anda biz futbolda heyecan yaşayarak konuşmuyoruz. İki tane takım üzerine kurulmuş gibi. Fenerbahçe'nin dünyadaki tek rakibi Serdar, Galatasaray değil. Galatasaray'ın tek rakibi Fenerbahçe değil. Olmamalı. Ama bu sezona baktığımızda sanki ikisi için oynuyormuş gibi düşünüyor. Fenerbahçe bugün Süper Kupa'yı düşünmesi gerekirken ya da Olympiakos kupayı düşünmesi konferans ligini alabilmek için hayaller kurması, planlar yapması gerekirken
hala Fenerbahçe'nin yönetiminin de futbolcusunun da teknik heyetinde aklı Galatasaray'da. Birini... Ben Galatasaray maçına gidene kadar neler yaparım diye düşünmüyor. Galatasaray'la oynadığımda ne yaparım diye düşünüyor. Yani nasıl bir psikoloji içine sokulduysa Türk futbolu, sadece iki kulüp varmış gibi. Sadece ben iki kulüp var demiyorum bakın. Varmış gibi insanlara empoze edilmeye başlandı. Yani burada ne oluyor? Düşmanımın düşmanı dostumdur şeyine de giriyorsun. Şimdi insanlar ne oluyor biliyor musun? Hangi takımı tutarsa tutsun. Ya benim takımım şampiyon olamıyorsa Galatasaray olsun. Benim takımım şampiyon olamıyorsa Fenerbahçe olsun. Anlatabildim mi? Böyle bir ikiden, karpuz ikiden böldüler. Ben istiyorum ki her onlarca dilim olsun. Herkes bir tadına baksın. İftara bekleyenlerin de ağzını sulandırdık. Orada basketboldan bahsetmişken bunun hani çok nadir de olsa başarı örneği vardır. Mesela ilk Euroleague şampiyonluğundan sonra Ergin Hoca'ya sorduklarında Ergin Ataman'a, Ergin Ataman diyor ki hani kadro oluşumunda ben Fenerbahçe'yi yenecek, Fenerbahçe'nin hakimiyetini bitirecek bir kadro oluşturmaya çalıştım diyor. Evet, rakip olarak ona göre şey yapıyorlar. Dediğim gibi abi ikisinin tek rakibi bunlar değil ama neden bu durumlara geldi? Bunlar hoş şey değil. Bu işi düzeltebilecek kişiler bizler de değiliz. Yani söylüyorum her şeyin bir ilacı var ama o ilaç bizde yok. Yani medya düzeltmeye çalışacağına birçok kişi her yerden bir çomakta arı kovanına sokuyormuş gibi anlatabildim mi? Evet. Herkes kendine göre yontuyor işi. Ben artık sıkılmaya başladım. Biz 3 saattir yayındayız. 2,5 saattir yayındayız. Fenerbahçe'nin saha içini kaç dakika konuştuk? Dünkü maçı kaç dakika konuştuk biliyor musunuz? 3 dakika. Kurduğumuz cümleler neydi? Aksın. İştahlı bir Fenerbahçe vardı. Dönem dönem Adana Demirspor'u maça ortak etti. Onlar golü bulunca onlar da heveslendi. Ama konuşamıyoruz ki he? Yani şu an saha dışı. Konuşacak. Yani bu ama yaşananla nerede olursa olsun, İngiltere'de de olsa, Almanya'da da olsa orada konuşulur. Her yerde konuşulur. Konuşulur ama artık bu bizim suçumuz değil. Şey yapmıyoruz. Gelemiyoruz. Yani ben artık konuşmak istemiyorum. Son haftalarda, açıkçası. Son haftalarda yani gazı kaçmış gazoz gibi oldu bu iş. Tadı tuzu yok. Anlatabildim ne içtiğim belli. Ben geçen yine söyledim ya. 90'larda hani transfer edilen futbolcular işte derdi ya yani işte ben doğuştan şu takımlıyım. Benim işte bileğimi kesseniz, hatta Gol Kralı filmi vardır Kemal Sunal'ın. Her transfer olduğu büyük takımda benim bileğimi kesseniz işte rengi şu akar der. Ben de dedim ki geçen yani son 15 günde benim bileğimi kesseniz Trabzonspor Fenerbahçe maçı akar dedim. Kaos akar dedim. Yani sürekli bunu konuşuyoruz ve gerçekten maalesef başka bir gündem maddesi de çok fazla yok. Ülke futbolu tamamen bu konu üzerinden şu anda ilerliyor. İlerleyemiyor da gerçi durağanlık gösteriyor, seyrediyor diyelim. Şimdi geçenlerde bir sohbette şu var, birisi diyor mesela Serdar diyor ki şu kadar Fenerbahçeli var Türkiye'de, 85 milyon insan var işte. Örnek veriyorum, sen değilsin ama Serdar üzerinden açtık konuyu. 25 milyon Fenerbahçeli var işte, 25 milyon Galatasaraylı var. İşte şu kadar Beşiktaşlı var, şu kadar Trabzonlu, şu kadar Bursalı, Adanalı falan, bunları sayıyoruz böyle. Orada dedim ki ya bunu yıllardan beri konuşulur ama somut bir şey yok elde. Kimin ne olduğu da belli. Eskiden bir ara böyle siyasiler de gündeme getirmiş. Seçim yapılırken, partilere verirken şeyleri de yazalım. İnsanların şeyi de belli olsun diye. Bunlar hani 20 yıl öncenin falan bu tartışma programları vardı ya. Tuttuğu takımlar da. Tuttuğu takımları da şey yapalım. Ben dedim ki artık E-Devlet denen bir şey var. Herkes orada oylayabilir bunu. Bu kadar basit bu. Hani bir de bunun yanılma, yılılma. Sen şimdi anket yapıyorsun. Adam mansuzdan başka. Seni tabii, yanıltmak tabii. için başka bir şey tabii, veriyor. Anlatabildim mi? Oy veriyor. Şimdi bunu da yapabilirsin. Neden bu aklıma geldi biliyor musun? Dursun Özbek ne dedi? 30 milyona hitap ediyorsun dedi. Yani kendi kafasında da bir tane şey oluşturmuş. Rakamsal bir boyuta getirmiş işi. Ali Koç da bu mesela kongre olayı var ya geldi. Fenerbahçelileri üzerinden insanların rengi belli olduktan sonra takımı hangi takım olduktan sonra net karar alabilir. Çünkü içinde de kongreye gidenler içinde de şu anda bir ayrışma var. Birlik beraberlik için gidiyorsun daha kötü oluyor. Yani üç parçaya gidiyorsun tek parçaya dönebilmek için kongreye gittiğinde buradan tek ağızla çıkalım diye gidiyorsun. Abi şimdi bakıyorum 5 ağza dönmüş iş. Bunu toparlayabilmek için Ali'nin da çok büyük desteğe ihtiyacı var. Şimdi Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi. Onu da izleyelim. PFDK cezaları ile ilgili Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'dan bir açıklama geldi. Sert bir açıklama Trabzonspor cephesinden. Yani Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek bir çağrı var şu anda. Federasyonu istifa çağrısı oldu.
federasyon kalsın diyen bir kişi varsa ona göre bu konuyu açalım, konuşalım. Sen duydun mu hiç? Yoktur herhalde yani. He? Duydun mu? Var mı? Destekleyen, federasyonu destekleyen veya... Kalsın diye destekleyen yok. Yok değil mi? Artık yok. Artık yok. Ve her geçen gün zaten vardı. Belli bir yarı yarıya gibiydi bu iş. Yani isteyenler istemeyenler gibi. Her geçen gün iğme kaybetti. Kaybolup gitti. Şu anda federasyonun ben artık ömrünün fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani hayır, seçim olur. Düzelecek mi yani? Şöyle, işte kulüpler istemiyor ya, sonraki federasyonla ilgili ülkede hiçbir tartışma olmayacak mı? Öyleyse hep konuşuyoruz çünkü Merkez Hakem Kurulu'yla da ilgili işte konuşuyoruz. Güzel, onu konuşalım. Bu başkan daha başkan olmadan tartışılmaya başladı. Eksiği şeyle başladı, averajla başladı. Bunlar da bir handikap. Doğru mu? Yani başkanın ismi geçtiğinde seçim mi yapılacak? Örnek veriyorum, 6 gün sonra seçim yapılacak, 20 gün sonra seçim yapılacak. Beyan eden kulüpler var, büyük kulüpler var. Biz bu başkanı istemiyoruz yani. Ben şöyle var. Bir şey sıfatlandıranlar söyleyeyim. Var. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi seçim yapıldı değil mi ülkede? Belediye seçimi. Tüm partiler eksilerine bakacak, artılarına bakacak. Sonraki seçim hazırlanacak. Hep böyledir değil mi? Futbolda da buna bakılmalı. Çünkü futbol önemli bir etken Türkiye'de. Demin de dedik 30 milyon taraftar, 20 milyon taraftar, 25 milyon taraftar. Özetle şunu diyebiliriz ki ülkenin %99'u futbolla ilgileniyor. Neredeyse. Kadınlar artık eskisinden daha fazla ilgileniyor. Dolayısıyla futboldaki kaoslar, tartışmalı kararlar her zaman seçim sonuçlarını etki eder diyorum. Mutlaka. Her zaman. Buraları sen temizlemezsen, eski kalıntıları bırakırsan burası sana sıkıntı çıkarır. Ben defalarca söyledim. Her seçim öncesi futboldaki bu hareketleri, bu gelişmeleri sizce tesadüf olduğuna inanıyor musunuz? Ben hayatta inanmam. Hep Yugoslavya örneğini veriyorum. O yüzden artık futbolun da bir nasıl derler, sobalı evler zamanında baca temizlikleri yapılırdır. Futbolun da baca temizliğine ihtiyacı var. Veya ne bileyim işte karanlık dehlizlerine inip oraları temizlemen şart, yoksa senin de dediğin gibi başkanlar değişir. Hani diyorlar ya, başkanlar değişiyor ama bir şey değişmiyor. Başkan değiştirmek çözüm değil diyorlar ya. Hiç kimse bunu sormuyor. Başkanlar değişiyor ama neden bir şey değişmiyor? İşte neden dediğimiz nokta o karanlık yapı. Hı hı. Temizle artık. Sana böyle bir fırsat gelmiş. Yani bu kadar ayyuka çıkmış. Yeri geldi. Bas bas bağırıyoruz. Normal değil bunlar. Şenaz Erzik de eleştirildi. Mahmut Özgöner, Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir eleştirilmeyen bir federasyon başkanı. Nihat Özdemir... Hatırlamıyorum yani. Arkasına bakmadan gitti. Hani bazen koltuktan kalkarsın, arkana bakarsın. Ya dur gitme gel. Nereye gidiyorsun desinler diye değil mi? Ya Nihat Bey arkasına bile bakmadı ya. Çağırırlar, mağırırlar diye arkasına bakmadı. Bazı yerlerden kaçarsın ya, çağırmasınlar diye arkana bakmadı. O öyle gitti. Ki onun döneminde o Ferhat Bey MHK operasyonunu yaptı. Onlar bir şeyleri kurtarıyorlardı demek. İkisi de maalesef. O yüzden Fenerbahçe'de Ali Koç nasıl bir yapıya karşı mücadele ettiğini görmek istiyorsa bence Nihat Bey'le bir görüşsün. Çünkü o yapının sıkıntılarını yaşayan adamlardan biridir Sayın Nihat Özdemir. Türk futbolunda arka planda kalıp da kendini önde göstermeyen birçok adam var. Ama kendimizi önde göstermeyen, bir şey olursa önde gösterdiğimizin kellesi gitsin diye. Onlar arka planda kalmaya devam ediyorlar. O yüzden bence işin oralarına bakmak lazım. Ben buradan söylüyorum. Spor Bakanlığı falan defalarca söyledik. Oraları temizlerseniz o sorunlar aşılır. Bak o zaman futboldan kazanılacak para sayısı daha da artar. Futboldan para kazanılınca, futbola ilgi duyunca para demek değil mi? Para kazanınca ne demek? Devlete vergi demek. Artık devlet de kulüplere bakmak zorunda kalmaz. O yapıyı temizlerse. Bu arada Fenerbahçe U19 takımı ile ilgili şimdi yeniden önüme düştüğü için söyleyeyim. Çok fazla haber var. Pazar günü işte Giresunspor'la oynayacak U19 takımı, nasıl olacak bu iş diye. Bu haberlerin hani bu kadar sıklıkla dile getirilmesini gerçekten anlamıyorum. Çünkü yani dünyada, ki son yıllarda ülkemizde de çok gördük, çok basit bir çözümü var bunun. Yani çözüm derken hep böyle olmuş. Yani U19 takımı A takımı yerine oynarsa U19'un yerine de 17 oynar, başka yaş kategorisi oynar. Hani
3-4 gündür ama Fenerbahçe U19'un pazar maçı var. Fenerbahçe U19'un maçı var. Evet, hani onu ben de çok gördüm de. İnsanlar dinlendiriyor. Bu kadar da dinlendirilecek bir konu değil. Hayır, Fenerbahçe her yerde kulübü, var yani. Aa bilmiyorduk. Tüh, sürpriz nasıl görmedik oldu onu? Ya der mi? Vardır bir plan elbette. Ya, bu kadar çok medyada da yer almasına gerçek garipsiyorum. Hani bu kadar mı uzağız olaylar? Onu eskiden medya haber yapardı. Yani. Şimdi haber yapan adamlar kalmadı. Biz eskiden masa başı habercilik diye bir şey vardı Ozan. O nedir biliyor musun? Haber olmadığı bir dönemler için tutulan yedek haberlerdir. Masa başı haberler. Yalan değil ha. İstatistiksel haberler, kurgu haberler falan mı doğrudur? O da haber olmadığı zaman. Haber bulamadığı zaman. Ölü bir gün için. Şimdi onların o masa başı haberler var ya. Bu arkadaşlar manşet gibi geliyor artık. Biz mecbur kalmadıkça kullanmazdık o tür haberleri. Yedekte tuttuğumuz haberlerdir. Mutlaka bir haber çıkacak. Bugün Beşiktaş'tan bir şey yok diyemezsin gazetede. Bugün Fenerbahçe'de bir şey yok. Galatasaray'da bir şey yok diyemezsin. Yani 30 milyon taraftarı olan bir kulübü taraftarı, ya kardeş biz haber yazacaktık da bugün sizde bir şey yok diyemezsin. Dolayısıyla yedek haberleri tutarsın. Şimdi bu arkadaşlar üretmiyorlar, sürekli masa başı habercilik. Ya biriniz de istihbarat bir şey yapın, edinin, arayın, sorun. Ama arayıp ne soruyorlar? Başka ne yazayım? Bir de bu haberlerin başlığı... Sayın yöneticim ne yazayım? Genelde şöyle çıkıyor Serdar abi işte. Fenerbahçe'de şok. Bir bakıyorsun işte 19'un Giresun'da maçı şok mu bu yani? Fenerbahçe bunu biliyor. Şok değil ki bu ya. Hani sürekli tık almak için, okutmak için. Fenerbahçe'de şok bakıyorsun. Ondan sonra insanlar da bu tarz durumları kabul etmiyorlar. İstemiyorlar. Gel başlıklar onlar. Maalesef. Birazdan. Az sonra. Şimdi yıllar önce Yeni Asır Gazetesi bir haber yapmış. Ben o zaman Makedon milli takımına çalışmaya gittim federasyona. Haberi yapan arkadaşa kendi kendime tav oldum. Manşeti ne haberin? Ne? Bu çocuğa dikkat. Ya dedim bu nasıl bir şey yapmış? Yanımda böyle yine onu anlayacağım Kenan Işık var. Ya sen dedi dalga mı geçiyorsun? Adam dedi süper şey yapmış dedi. Bu haberi okutacak dedi. Yani bu çocuğa dikkat diye. İşte şu kulüpte çalıştı, şunu yaptı, uluslararası bunları yaptı diye. E şimdi zaman içinde bunları anlayabiliyorsun. Aklıma o geldi sen söyleyince işte. Tıklatıyor diyorsun ya şimdi. Bu arada İzmirliler de sana karşı yakayı soruyor. Peki neden soruyorlar? İzmirliyim diye soruyorlardır karşı yakayı. Benim nüfusta da karşı yaka yazıyor da bana karşı yakayı sormalarına gerek yok. İzmirlilerin karşı yakanın başında müthiş bir teknik adam var. Erkan Sözer. Erkan Sözer. Evet. Valla benim gördüğüm yani hangi ligde ne olursa olsun bugün Süper Lig'de bir takıma da var. Antrenör takımı deriz ya izlediğimizde. Erkan Hoca'nın takımları hep öyledir. Antrenör takımıdır yani. Yalnız bu Göztepe'nin stadı çok güzel. Göztepe'nin ambiyansı hiçbir yerde yakalayamazsın. Of, böyle yani bir şey yok yani. Yalnız Göztepe 2-0'dan 3-2 mağlup oldu. Çok acayip. Bir de stadın yanındaki kokoreççi. Serdar oğlum söyleme bu saatte. Ha doğru erken söylüyorsun. Göztepe stadına giden insan Göztepe taraftarı olmak ister ya. Böyle etkileyici bir şey olamaz ya. Tam çünkü içeride böyle yani. Kompakt böyle. Böyle evet. Seni şeyin içine alıyor. Oyunun içindesin. Çok güzel bir stat. Oyunun içindesin. Müthiş bir yer. Göztepe taraftarı müthiş zaten. Şimdi deplasmanda 3-2 kaybetti. 2-0'dan Kocaeli'ye verdi. Ama şimdi içerideki maçta tabii. Göztepe işi Eyüp de aynı şeyi yaptı öyle yani. Göztepe ve Eyüp'ün çıktığını düşünüyoruz zaten. Yani bir çok büyük mucizevi bir şey olması lazım. Şimdi bu hafta Göztepe'nin ilk içerideki maçına gitmek lazım. Çünkü ben de hani o kadar fazla mesaj gelince bir Ozan Zeybe'ye Karşıyaka'ya sorun, Karşıyaka'ya sorun diye. Benim nüfusum Karşıyaka. Benim de ikinci nüfusum sayılır yani. Öyle mi? üniversiteyi İzmir'de okuduğum için birçok arkadaşım da Karşıyakalıydı. Biraz da Göztepe'li arkadaşlar gönül koyuyordu o dönemlerde. Ama İzmir'i çok severim. İzmir'e de selam olsun yani. Neyse Ozan'da... Erkan Hoca ne yaptı? Karşıyaka kazandı değil mi bu hafta? 2-0 kazandı. Bu hafta kazandı. 2-0 geçen hafta da kazandı. Geçen maçta da kazandı. Kazandı. Evet. Hatta Turgutlu puan kaybetti. TFF 3'te şimdi bir 5 puanlık zirveyle fark var ama playoff'a kalacak gibi görünüyor şu anda yani. Zor ya. Aşağı ligler gerçekten bu arada çok zor. Bu Erkan yani, Hoca da çıkarsın bu takımı çıkarsın da ondan sonra gelsin şu Süper Lig'den bir takım alsın ya. Erkan Hoca'yı seviyoruz. Ben de evet. Burada program yapma şansı yakalamıştım. Gerçekten zaten bilgisayarla konuşulacak derecede değil. Gerçekten çok iyi ama naif. Ondan sonra çok tatlı böyle çok kibar bir beyefendi Erkan Hoca. Erkan Sözer. Evet. Şimdi Erkan Hoca'dan bahsetmişken teknik adamlar üzerinden ilerlemeye devam edelim. Serdar abi sana Fernando Santos soracaktım. Sen ilk önce Yılmaz Vural'ı sor. Karşıyaka dedim bir menemen yap. Menemen. Bir tur yapalım ondan sonra Fernando Santos'a geçelim. Hoca dün en son 5-2. 5 tane değil mi 5-2. Yılmaz Hoca'nın bir zafer yürüyüşü vardır. Maçı kazandı mı
yürüyüşü vardır onun. Tabii hiç tabii. Hayatta da içtiremezsin. Tabii tabii. İçtiremezsin. Söylüyorum ona bugün zafer yürüyüşü yapacak mısın? Diyor. Yapayım mı? Yani hemen şeyini yapar. Bir John Travolta'nın yürüyüşü vardır filmlerdeki. Bir de Yılmaz Hoca'nın öyle bir yürüyüşü Yılmaz vardır. Yılmaz Hoca'yla futbolda muhtemelen en çok üzüldüğümüz an aynı. Antalya Spor'un küme düştüğü gün. Ama Antalya Spor işte o dönem 9-10 galibiyet üst üste almış. Yılmaz Vural'la birlikte acaba işte Avrupa'ya mı katılıyor derken son 10 maç tek galibiyet. İşte hoca hatta sonra kendi röportajında var. Kafama soyunma odasında silah dayadım diye. Ben de maçı izliyordum. Tabii o zaman İzmir'de bir öğrenciyim. Antalyalıyım zaten. O kadar düşük bir ihtimal ki Antalya Spor'un düşmesi. Ama son hafta Antalya Spor düşünce çok üzülmüştüm. Sonrasında da hocayla tanışıp bu konuyu konuşmuştuk. Geçen de Yılmaz Hoca'nın maçına gittik Menemen Stadı'na. Serdar. Menemen Stadı ufak bir stadı. Ufak bir stadı. Yani küçük güzel. Böyle antrenman stadı gibi. Avrupa'daki antrenman stadları gibidir. Taraftar da dolu yani. Iğdır maçına gitmiştim. O zaman da Iğdır liderdi. Hoca kazandı. Yılmaz Hoca'nın yalnız bir tehlikeli bir durumu vardır. Sıkıntılı bir durumu vardır. Maçına gittin mi abi? Kazandı mı o maçı? Ayağın uğurlu geldi. Haftaya mutlaka bekliyorum. Mutlaka. Deplasmana bile götürmeye kalkar seni. Yandın. Ayağın uğurlu geldi. Ayağın uğurlu geldi. Kaybedecek maçı seçiyor. Bekliyorum. Oğlum niye gelmiyorsun diyor. İki aydır seni çağırıyorum. Hocam kaybedeceğim maçı bekliyorum. Hocaya da buradan selam olsun. Hocaya da selam gönderelim. Hocam hocaya, en sevdiğim hocaya ayrı seviyoruz. Özelliği ne biliyor musun hocam? Tanıştı mı bir adamla? İsmini bile unutsa seninle tanıştı. Senin hem cenazene gelir hem düğününe gelir. Evet bak, evet. Çok apayrı bir özellik. Hoca. Geçen arada, aradım hoca görüntülü. İsim unutmuyor. İsmini bile unutsa dedi Ozan abi. İsim hafızası inanılmaz kuvvetli. Bak. Yani yıllar sonra beni gördü hatırladı ki hani ben daha önce bir miktar kiloluydum diyeyim. Bu halimle de gördü. Ömer'cim nasılsın dedi. Hemen hatırlar yani. Hocana, yani herhalde yani antrenmandadır o. Dinlemiyor, izlemiyordur bizi şu anda. Antrenman saati onun. Şunu söyleyeceğim. Hocanın bir huyu var. Geçenlerde rehberinde kaç telefon numarası var Serdar? Bakıyor musun? Biliyor musun mesela? Benim ben 3000 küsür tane. Ben de hiç bakmıyorum. Hocanınkine baktık. 10.000 küsür tane. Eh maşallah. Ama fazla nasıl kaydetmiş? Nasıl kaydediyor? Ozan, Zeybek işte örnek. Yani benle Alaçatı'da mı tanıştı? Alaçatı. He. Hanımın adı bu. Çocuğun konumla adı birlikte. Bu. Doğum tarihi bu. Abi her şey. Senin burada güzel. Şeyin var. Çok iyi ya. İstihbarati raporun var. Şu tanıştırdı. Yazıyor not. Yani işte Serdar tanıştırmıştı. Ali tanıştırmıştı. Unutmamak için. Yani. Şimdi doğru. Ben yurt dışı seyahatlerime giderken hocanın da kulağını çok çınlattık ama hocaya sorarım. Hocam şu şehirde tanıdık var mı? Hemen böyle açar. O şey kaydetmiştir. O şehrin adını yazar ilk önce. Mesela Roma'ya gideceksin. Roma. Aa, Roma'da Ömer Saraç var. Dur arayayım. Anlatabildim güzel. Mi? Gittiğin tabii, tabii. Dünyanın güzel. Her yerinde sana bir kapı açar. Güzel. Hocaya tekrar onları selam olsun. Onları not almış hep. Hepsini. Şimdi transferler yapılacak. Beşiktaş'ta konuştuk da. Fernando Santos mu olacak takımın başında? Seneye olmayacak mı? Yani transferler bir yandan tamam konuşuluyor. Fakat seneye de takımın başında hangi teknik adamı olacağı net değil şu anda. İkinci Ankara gücü maçından sonra belli olur. Yani Fernando Santos kupayı kazandı. Takımın başına kalır. Kalmazsa ben ikinci Ankara kupayı kazanmazsa maçından kalmaz sonra, mı? İkinci Ankara gücü maçından sonra belli olur. Yani orada kupayı kazanmaktan öte oynanan oyun. O nasıl? Tamam yani diyelim Beşiktaş, ki yine bu oyunla Beşiktaş ilk maç 0-0, ikinci maç 1-0. Bu oyunla bu oyun süre, devam ettiği sürece Santos'un Türkiye'de kalma ihtimali başka bir takımda mümkün. Sen de, Santos'a hayal kırıklığı mı? Yok hayal kırıklığı demiyorum. Ben bu seneyi Santos'a yazmam. Bir dahaki seneyi konuşuyoruz. Bu oyun bir dahaki sene devam eder mi? Şimdi bak diyor ki ya sıkıntılı takım. Ben onunla hemfikirim. Çünkü ben takımın içerisini bildiğim için biraz taraftarın isyanından farklı bakabiliyorum. Takımda kondisyon sıfır. Bu takımda hücum oyunu oynayamaz. Bu takımda hücum oyunu oynamak demek Japon pilotların kamikazesi demek. Öyle bir gücü varsa adam aptal mı onu engellesin? Hep biraz bu tarafını düşünün. Ama bakacağız. Kalan haftalar olur mu, olmaz mı? Buna bakarlar mutlaka. Şimdi bu adamın suçu değil. Takımın kondisyonu yok. Haklı. Adam gerçekten haklı diyelim. Ama yönetim -2 averajla başlar mı? Sen dedin ya Mehmet Büyük ekşi için. Zaten eksi averajla başladı. Bir hocanın da eksi averajla başlamasını ister mi yönetim? Ama o var. Beşiktaş yönetimi Santos'u getirirken ne dedi? Yani biz hocayla senin yani önümüzdeki yılın planlarını yapacağız dedi. Ne diyecek ki başka? Tamam da Serdar abi tabii ki öyle diyecek de.
Ama yani şimdi bu ülkede daha önce Bielitsa ile ben Valerian İsmail örneklerini vermiştim. Yani evet. Belli ki bu adamlar daha önce geldikleri zaman yıpranıyorlar. Zaten Fernando Santos Beşiktaş'ın 5. teknik direktörü. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu seneyi konuşmuyoruz. Ayrıca takımın kondisyon sorununu da biliyoruz. Ben de diyorum ki o zaman neden seneye için Santos tartışılıyor? İşte diyorum ki senin camianda bir adam eksi 2 puanla başlıyorsa, eksi 5 puanla başlıyorsa kimse o adamın arkasında durmaz. Bu Fenerbahçe'de de öyle, Galatasaray'da da öyle, Beşiktaş'ta öyle. Bu neden kaynaklanıyor? Taraftar profilinde. Ben şöyle bir ifade kullandım. Santos bu ülkede başarısız olursa nedenini Santos'ta aramam. Nedenini ben bu topraklarda ararım. Kendi futbol kültürümüzde aradık. Peki bakma, sen bunu kimse söylemişken şey yapayım. Ya Bora, seni zor duruma sokmazsak muhtemeli verdi ya biraz önce Beşiktaş'ın. Onu tekrar ekrana getirebilir misin? Veririz. Muhtemeli bir daha alalım. Sardar'ı bulmuşken şu soruyu Beşiktaş için. Ama şöyle yani. Şimdi Fernando Santos bence Galatasaray ile Fenerbahçe kadrosuna sahip de olsa söz sana bırakacağım Ozan abi. Aynı oyun oynatacak. Değişen bir şey değil. Fernando Santos yani. Galatasaray'ın o kadrosunu, o oyunu oynatmaz. Duygusal bakma. Yok, ciddi söylüyorum. Hayır, ben başka bir şey soracağım. Duygusal bakma. Birilerini kırarım diye de düşünme. Şu, bu muhtemelden seneye mutlaka Beşiktaş'ta kalmalı dediğin bana oyuncuları sayar mısın? Necip. Ama ilk 11 için söylemiyordum bana. Tamam, Necip dedin. Çünkü... Başka? Necip şöyle, İsviçre çakısı gibi. Yani tamam. Evde olunması tamam, gereken... Necip dedim alep, zaten, hiç detaya gerek yok. İlk 11 için söylemiyorum. Soruyu tam tersi sorsaydım, Türkiye Ligi'nden bana bir oyuncu söyle, İsviçre çakısı gibi desem Necip'i söylersin. Aynen. Şimdi bir de Kaan Ayhan'ı söylersin. O yüzden yani Necip'leri. Bir de Türk pasaportu açısından. Semih olmaz mı? Necip'i o yüzden bir söylerim yani, bir kadroda, geniş kadroda tamam. Tutarım. Semih kesinlikle geçen bir dahaki senede teknik direktör olarak sorsan olmalı derim. Ama ben futbol sever olarak sorsan olmamalı gitmeli derim. Olmalı tabii ki. Svensson. Olmaz. Olmaz. Olmamalı. Tamam, biri eledik. Necip dedin, tamam. Koley. Ama yedekte. Koley. Olmaz. İkiyi eledik. Emrecan. Kiralık gönderin, pissin. Üçü eledik. Musrati. Olur. Getson. Gönder. Gönder. Biz ama bundan 6 ay önce ligin en değerli oyuncusu Getson diyorduk. Hem ama neresine olarak... bakıyorsun Getson'a? Yok yok, ben senden işte şey söylemiyorum. Ben demiyordum ama onu söylüyorum. Ama neresine yani, işte. Benden ben çok de, o konuda diyordum, şikayet ediyordum ben, o yüzden. Ben diyordum. Getson'u çok hocam, beğendim. Koy bunu Fenerbahçe. Mustafa Denizli bir gün dedi ki, spor basının dedi futbolu bilmiyor dedi. Bazı isimler dedi. Ben de hocayı birkaç gün sordum. Hocam nasıl, iyi bir spor adı, iyidir. Dedi ya, ağır konuştum bizim hakkımızda. Ben de size söylemedim ki dedi. Ekranda maç anlatan bazı spikerleri kastetmiş. Çünkü hoca teknik direktör değil mi? Oyuna bakıyor. Okuyor. Onun okuduğu oyunda sıkıntılar var. Ama seslendirme öyle bir seslendiriyor ki sanki o sıkıntılar yok gibi. Demek istediğim nokta o. Yani çocuklar kötü anlatıyor anlamında söylemiyorum. Mustafa futbol hoca çok başka bir şey. Denilince de aklıma... Polis memuru geliyor. Hocam Ali Güneş'e sok diye. Şimdi Getson olayı. Bu işte Getson olayı. Bunu çok güzel anlatıyor Mustafa Hoca'nın dediği. Getson'un gelip kayarak o topu alması. O bir kredi oluyor. Ama üçüncü bölgede yapamadıklarını bir bilseniz. Görünüyor ya topu bence. Niye sürüyorsun kardeşim? Topu ver. Topu ben alıyorum. Ozan orada. Ozan'a ayağımla da versem o top Ozan'a gidecek. Kendim de götürsem Ozan'a gidecek. Kendim götürürsem ne olacak? Ben yorulacağım. Getson 10 metre için müthiş bir oyuncu. Ben niye topu yoruluyorum? Hemen yanındakine ben verecek. Niye yoruluyorum? Ya futbolda artık yorulmamak çok daha önemli. Koşu mesafesi diyorlar ya. Ya koşu mesafesi çok saçma bir şey bence. Bence bir oyuncu ne kadar az koştuysa o kadar iyi oynamıştır. Ya da bazı oyuncu çok iyi pozisyon alır. Yani o kadar koşmasına gerek kalmaz. Şey diyebilirsin yani, çok iyi bir özellik. Eğer koşu mesafelerinde kriter koşu mesafesi ise peki, belirleyici olan Sergen Yalçın Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kötü futbolcusu. Bu arada bir dakika daha sabredemedim. Orada 3 tane oyuncu kaldı. Bu kadar abi. Müziğimiz de geldi. Serdar Sarıdağ, Ozan Zeybek. Bu kadar abi. Ne koşu mesafesiymiş bu ya. Ağzınıza sağlık. Biz kendimiz için koşu mesafemizin sonuna geldik. Spor gündeminde görüşmek dileğiyle. Mutlu günler. Hoşçakalın.